Lacivert. Bugün açmadım. Ay efendim, merhabalar, hoş geldiniz. Show TV ekranlarında Vazgeçme programıyla sizlerle birlikteyiz. İyisiniz değil mi? Hafta sonu nasıl geçti bilmiyorum. Bugün de açmadı kıyafetin. Bugün renkli giymemi istiyorsun. Bugün açmadı benim kıyafetim. Tamam, Rukiye için yarın renkli giyeceğim. Efendim, Vazgeçme programınıza hoş geldiniz. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Konuştuğumuz konularla ilgili önemli gelişmeler var. Zaten birazdan izleyeceksiniz. Emekli Cinayet Büro Polisi Orhan Kemiksiz, Avukat Funda Sadık Ahmet'le beraber bize başvuran ailelere yardımcı olmak için yine canlı başla çalışmak için yeni bir haftaya başlıyoruz. Şimdi Rukiye Kılınç kocası öldürüldü biliyorsunuz. Evet. Rukiye bir yargılanmış o dönemde, silah bulunamadığı için beraat etmiş. Tabii beraat ettiği için de şu anda soruşturma devam ediyor. Yani hem jandarma hem yargı, sayın savcım, Mersin Silifke'de ve Çatak Köyü'nün yaylasında, obasında oldu biliyorsunuz. Çok yoğun bir şekilde çalışıyorlar. 10 yıl sonra bir olayı aydınlatmak biraz zor olabilir. Bir yandan onlar canla başla çalışıyor, bir yandan biz çalışıyoruz. Rukiye burada, o dönemdeki eşi burada, kendisinden 50 yaş küçük. Ve çocukları, evlatları Mercan Hanım burada, Talip Bey burada. Rukiye'nin ikinci kocası Dur Hasan burada. İlerleyen dakikalarda Rukiye'nin dördüncü eşi de bağlanacak. Çünkü o gün sormadığım bazı, kafamda takılan bazı sorular var. Onu Mehmet Bey'e, Mehmet Kurt'a soracağım. Doğru ya. Mehmet Kurt'a Dur Hasan arasında ya da Mehmet Kurt'un damadıyla Dur Hasan arasında bazı telefon trafiği. Olaylar olmuş. Dönüyor. Evet, Rukiye bir noktaya kadar Rukiye açık sözlü. Bak çok... hep açık Allah'ım. Yok, şu silah. Şu silah bir olayı çözülse zaten. Bu arada bugün önemli bir canlandırma yapacağız. Şimdi bazı şeyleri konuşuyoruz ama bak, bazı, görünce daha iyi anlaşılacak tabii. Değil mi bazı meseleler? Bekle. Nidem Hanım, bazı bir böğün çıkartlar belki yüksek olabilir yani olaylar. Tamam, çünkü şunu yani söylüyorum. Biz hak etmediğimiz şeye uğramışız, daha fazla uğrarsa... Artık bilmiyorum sonu ne olur. Şöyle söyleyeyim, ben izleyicilerime bilgi vereyim. Şimdi İsmail Bacak Mersin Silifke'ye döndü. Orada jandarma onun ifadesini değil de böyle bilgisine başvurdu. Murat adına rehin alındı abi. Ve bilgisine başvuruldu. Orada bazı gelişmeler oldu. Rehin çok önemli alınmış. Bir tanık var. O tanığın yüzünü sizlere göstermeyeceğim onun can güvenliği için ama tanık gerçekten İsmail Bacak'ı ben oradan aldım diye. İsmail Bacak kabul etmiyor. Alınmış. Murat Durmuş adına rehin alınmış abim orada. Murat Durmuş? Murat Durmuş adına rehin alınmış. Yani senin kocanın katilini biz bulmak istiyoruz ya. Bulmak istiyoruz da abim. Belki de sen görmedin katil abindi. Bilmiyoruz hayır, ki. Hayır, bilmiyoruz. Almış. Abim rehin aramış. Şu an abim rehin alın diyorsa ben Murat Kılıncı'yla Durmuş Kılınç gelecek dedim bugün bu olaya. Niye gelmedi? Murat geldi, gözün aydın. Geldi mi? Durmuş nerede? Durmuş niye gelmiyor suç ortağı? Ya ama burada Talip Bey burada. Bütün aile buraya gelemez. Hepsi geliyorlar. Merak gelecek etme. Suç ortağı bak, onun Murat, ikisi. Murat Bey de ekranda gördün mü? Murat orada. Bak Murat orada. Murat'ı görünce böyle hem kızıyorsun hem memnun oluyorsun. Murat birazdan konuşacağız. Seni de buraya suya alacağız. Öte yandan iki anne bize başvurmuştu. Sabriye, sevgili Sabriye orada. Sevgili Sabriye biraz rahat oturuyor. Çünkü Cansu benim kızım Ali Borazan'ın yanında demişti. Ve Ali Borazan'ın yanında olduğunu söylemişti. Cansu bir şekilde geldi çıktı buraya. Bizim yayınlarımız, ısrarlı yayınlarımız sonucunda biz de Allah'a şükür vazgeçmeden Cansu'yu aramaya devam ettik. Sonra Cansu dedi ki, Cansu ekranda bildiklerini Ali Borazan'la ilgili anlatmaya başlayınca bize başka bir anne başvurdu. Zeliha Ataş, eşi Yakup Ataş'la birlikte buradalar. Dediler ki bizim kızımızı da orada zorla tutuyor Ali Borazan dediler. Kimden bahsediyoruz? Özlem'den bahsediyoruz. Özlem geldi. Allah razı olsun. Şu anda burada. Birazdan sizi yüzleştireceğim. Bakalım ne yaşanacak çok merak ediyorum. Hatta Cansu ile Ali Borazan da yüzleşecek. Ali ile Cansu buraya geldiler. Hatta yolda geliş görüntüleri falan çok enteresan. Yani bilemiyorum, seviyorlar Didem mı? Adam. Dur merak etme, dur konuşacağız. Merak etme. Ama önce Azize'nin meselesiyle haftaya tabii, başlıyoruz. Buyur. Çünkü bir genç kadın korkunç bir şekilde 2016 yılında hayatını kaybediyor. Hayatını kaybettikten sonra kocasının ifadelerine göre cesedi parçalanıyor. Kendisinin parçalamadığını... Allah rahmet eylesin. Azize'nin şu anda öldüğünü biliyoruz. Azize'nin kız kardeşi Tülay burada. Tülay'ın eşi Recep burada. Murat cezaevinde. Murat önce Ankara'daki abilerini suçluyor. Çünkü iki kız kardeş, iki erkek kardeşle evlendi biliyorsunuz. Ve onları suçluyor. Önce Ankara'dakileri suçluyor. Arkasından cezaevine girdikten sonra da sizi suçluyor. Evet. Gerçekten şimdi Murat'ın ilk verdiği bir ifade daha biz dosyalarda bulduk. Onu da size soracağım. Çünkü Murat, Azize'nin ne zaman kaybolduğu ile ilgili gerçekten biraz bizim kafamız karışık. Evet. Şimdi şöyle, siz dördünde pazar günü bize geldi diyorsunuz evet. Ya.
Yani 5'inde size gelmiş olabilir mi? Acaba siz günleri karıştırıyor olabilir misiniz? Hayır, hayır, pazar günü diyoruz. Tamam, cuma İlham günü konuştuklarımızı hızlıca bir hatırlayalım. Sonra bugün çok önemli bir sanık telefonu yayına bağlanacak. Onun da enteresan bir iddiası var. Aslında başka biri bağlanacaktı. Son dakika fikir değiştirdi. Birazdan açıklayacağım. Fakat daha sonra başka biri bağlanmaya karar verdi. Ona bağlanacağız. Bir yerden bir müzik sesi geliyor ama yayından mı geliyor? Evet, güzel. Peki şimdi yayına başlayalım. Hızlıca çok konuşacak konumuz var. Hadi bismillah diyoruz. Ya. Azize öldürüldü. Sır dolu o mesajı kim attı? O mesajı yaklaşık bir hafta sonra mı attı sana? Ya 15 günün içindeydi ya da bir ay içindeydi. Azize'nin telefonu KTS kayıtlarında 3-1-2017 yani yaklaşık bir ay sonra size bu mesajı atıyor. Hı hı. Bir ay. Ama ben tam olarak bak tarih hatırlayamıyorum diyorum ben. Ama o mesaj bana geliyor. Sadece size mesaj atmıyor biliyor musunuz? Kime atıyor? Murat'a da atıyor mesela. Size telefonu tamam, bırakıp gidiyor. Azize'nin hatta ele bir geçirilmiş. Sonra... Hem kendisini atıyor hem Tülay'ı atıyor o zaman. Hayır, Azize'nin telefonu da evde yani. Başka bir telefonu yoktu Azize'nin. Azize'nin i̇şte... kullandığı telefon şu anki Murat'ın kullandığı telefon. Azize'nin sevgilisi canlı yayında tüm bilinmeyenleri açıkladı. Kaybolduğunu karakoldan mı öğrendi? Bir tane ablası aradı beni bir ay sonra. Bana sordu. Ben dedim ablacığım hiçbir haberim yok. Konuşmuyoruz dedim. Hiçbir şekilde haberim yok. Tamam kardeşim deyip kapattı. Bunun eşi öğrendikten sonra ben zaten hani görüşmeden çıktım evime gittim. O da kendi evine mi gitti nereye gitti bilmiyorum artık. Ondan sonra da gün içerisinde hiçbir şekilde doğru konuşmuyordum. Yenge Mercan ilk kez canlı yayına bağlandı. Suçlamaları yalanladı. Benim kaynım da olsun, eşin de olsun böyle bir şey asla yapmazlar. Yani Azize'ye şeyleri, katleri neyi de yapacak bunu yani. Böyle bir şey yapmaz benim. Ne eşim ne kaynım ya. Ben 30 senedir bir aradayız. Ben böyle bir şey ilk defa duyuyorum. Mahkemede gelen kağıtta bu şekilde yazıyor. Bana da. Azize'ye niye öyle desin? Abimin ne gerekçesi var? Bu arada yeni bir arkadaşım, yönetmen arkadaşım bizimle birlikte çalışıyor. Tabii Pakize söyleyeyim mi yaşı? Söylemeyelim değil mi? 25 yok söylemeyelim. 25-30 yıldır beraber çalıştığım, meslekte maşallah. Benimle birlikte çalışmış bir arkadaşım. Global medyanın içerisinde onlarla birlikte çalışıyordu. Tabii. Şimdi bize eşlik ediyor sevgili Pakize. Pakize hoş geldin. Hayırlı olsun. Tamam canım benim. Hemen başlıyoruz. Şimdi ben birazdan telefondaki kişiyi şunu söyleyeyim. Senin abin Recep. Evet. Turgut Atağan eşi Ayşe Hanım yayına bağlanacaktı. Çünkü Azize'nin kocası diyor ki bağlanacaktı fakat Ayşe Hanım sonra vazgeçtiğini söylüyor. Şimdi birkaç olasılık var sevgili izleyiciler. Yani Azize'nin cesedinin işte parçalandığı, işte Murat'ı aldattığı için Murat'ın işte Ankara'ya gittiğini biliyoruz. Murat karısının cesediyle mi beraber Ankara'ya gitti? Yoksa oraya neden gitti? Önce karımın cesediyle ben Ankara'ya gittim diyor biliyorsunuz. Arkasından cezaevine girdikten sonra bu itirafın ardından sonra abisi Turgut cezaevine giriyor. O sırada beraber yaşadıkları Kadir diğer abisi cezaevine giriyor. Ona yardım ettiği söylenen Yalçın Kul, cesedi parçaladığı söylenen Yalçın Kul cezaevine giriyor. Fakat sonra cezaevine girdikten sonra birden Murat ağız değiştiriyor. Hayır diyor ben diyor yani karımla kavga ettim anlaşamıyordum. Tülay'ın evine gitti. Tülay'ın evinde orada işte Recep tarafından, kardeşim tarafından öldürüldü. Sonra valize kondu. Şimdi bir valizle gittiğini biliyoruz ama ceset parçalandı mı onu bilmiyoruz. Bir valizle gitmiş. Evet. Turgut Bey'in eşi şu anda Turgut Bey cezaevinde yayına bağlanacaktı. Evet. Fakat son dakika Ayşe Hanım bugün yayına bağlanmamaya karar vermiş. Aslında bizim ona soracak çok sorularımız var. Yani cesedi gördüler mi? Çünkü Murat diyor ki ben cesedi götürdüm diyor. Onlar da valizi kendi araçlarına koydular diyor. Neyse sonra vazgeçmişler. Hanım, bir şimdi şey başka biri telefon hattında olacak ama arkadaşlar gözlü. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Telefon alacağım Pakize bir dakika canım. Ama ben onun öncesinde Murat'ın ifadesini size sormak istiyorum. Ya şimdi Murat ilk ifadesinde cinayeti itiraf ettiği ifade değil. İlk verdiği ifadede zaten Azize'nin kocası cinayeti itiraf etmiyor. Evet. Biliyorsunuz. Önce cinayeti itiraf etmiyor. Diyor ki 5-12-2016 günü sabah diyor 7.30'da diyor oğlum Oğuzhan diyor ben acıktım bana bir şeyler verdi yanıma geldi. O da diyor ki annen seni karnını doyursun diyor. Sonra bakıyorlar ki Azize evde değil. Şimdi arkadaşlar Azize 3'ü cumartesi günü 3 Aralık cumartesi mi 4 Aralık pazar mı 5 Aralık pazartesi günü mü kayboldu?
3 ayrı gün tarih var çünkü. Siz ısrarla diyorsunuz ki... Biz 4 Aralık pazar gününden sonra hiçbir şeyi bilmiyoruz. 4 Aralık. Size evet. Kahvaltıya yani geldikten sonra siz bilmiyorsunuz. Kahvaltıya geldikten sonra biz ondan sonra bir şey bilmiyoruz. Birkaç gün sonra yani tam olaraktan tarih bilemiyorum. Ondan sonra Murat bize diyor ki ne? Azize kayboldu diye Tülay'a söylüyor evi terk etti diye. Yani çok enteresan. Peki ben size kayıtlara girsin diye bir daha soruyorum. Siz Tülay o sırada bir ilişkisi var senin kardeşinin. Ablanın daha doğrusu Azize'nin bir ilişkisi evet. var. Turan Deniz'le. Evet. evet. Bu Turan Deniz'le olan ilişkisini sen ne zaman öğrendin? Kaybolduktan sonra. Ses Azize kaybolduktan sonra bize ses kaydı getiriyor. Azize'nin telefonundan. Çünkü Murat'ın kullandığı telefon Azize'nin telefonuydu. Diyor ki ben diyor Turan Denizli'nin diyor evime geldiğini bir eve gidiyor ya Antalya'da biz ısrarla evin neresi olduğunu söyledik. Turan Cuma günkü yayında neresi olduğunu söylemedi ya. Azize Turan'ı kendi evine getiriyor. Kendi evinde orada bir yakınlık yaşanıyor o kadar söyleyeyim. Bir birliktelik yaşanıyor. Bunları Murat söylüyor. Ya bunda da ispat istiyoruz. Devam edeyim. Delil istiyoruz. Turan diyor Antalya'ya geldiğinde birlikte gezdiklerini içeren bir çok konuşma mesajlaşma olduğunu tespit ettim. Bunda Azize'nin kız kardeşi Tülay'ın da bilgisi vardı diyor. Yani şeyle olan Turan Denizli ile olan ilişkisinden senin haberin varmış. Hayır. Kaybolduktan sonra biz ilişkisini öğreniyoruz. Ses kayıtlarından. Yani Murat Azize'nin telefonundan çıkartaraktan bize gösteriyor. Ama şunu söylüyor işte... Tülay Hayır. diyor ki yani o sırada Denizli'ye Turan Denizli Antalya'ya geldiğinde Azize'yle birliktelik yaşadığında onu kendi evine getirdiği için diyor. Ondan diyor haberi vardı diyor. Hayır, Tülay'ın. Yemin, önce ben şimdi, bir şey söyleyeyim ama ben bak, şey, bak kadınlar birbirine değil. Bazı kardeşler birbirine bazı, çok yakınsınız ya Tülay. Belki Recep'e söylememiş olabilirsin. Bu ilişkiden haberdar mıydın? Çünkü mutsuz da olduğunu biliyorsun ya kardeşinin. Ablanın. Didem Hanım bana söylese ben caydıracağım bugüne biliyor. Kadar eşim hiçbir şey saklamaz. Şey. Tamam bir Tülay bir söylesin. Bana söylemiş olsa ben anneme söyleyeceğimi biliyor, bildiği için söylemez bana. Ve her telefonu... Ya sen ablan sana ben kocamı aldatıyorum böyle bir ilişki demedi. Yaşıyorum. Onu artık sevmiyorum o da beni aldatıyor. Çünkü size Azize Murat'ın... Tarih gidiyordu Murat aldatıyor diyordu. Bak kocasının aldattığını, evet, aldattığını söylüyor. Söylüyor ama kendinin ilişkisini söylemiyor. Telefonun ses kaydında Murat getiriyor ablan seni böyle böyle aldattı ama diyor. Ama Turan Denizli'nin ifadesine göre yayına da bağlandığına göre ben başkasına işte ya seninle aldatacağım ya da başkasıyla aldatacağım. Ben Murat'ı bu şekilde intikamımı ondan alacağım diye tanımadığı bir insana telefonla söyleyen kişi insan kendi kardeşini söylemez mi? Vallahi de söylemiyordu yemin ederim bak. Çünkü Murat bu ilişkinin senin ilişkiyi bildiğini hatta Turan Denizli'nin Murat'ların evine geldiğinden sizin haber yani sen değil Recep de Tülay'ın haberdar olduğunu söylüyor. Hayır. Azize kendi telefonunda her programda ayrı bir ayrı şifreleri bir şifre vardı. Ve Murat da bunu hep o şifreleri kıraraktan nasıl yaptıysa bilmiyorum da evet. o şifreleri kıraraktan öğreniyor. Tamam öğreniyor yani da. Kendi telefonuna aktarıyor. Murat öyle öğreniyor. Evet, sonra öğreniyor. Kendi telefonuna ama Murat diyor ki öncesinde diyor Turan Deniz Antalya'ya geldiğinde o eve gittiğinde benim evimde başka bir erkekle işte benim eşim birliktelik yaşıyor. Onların hepsinden Tülay'ın haberi vardı Yok. Diyor. Hayır. Bu haberin vardı. Bunu ailene söyledin mi acaba? Ses kaydı gönderdikten sonra ablam gitti ya. Aha. Ondan sonra ben öğreniyorum. Annemle irtibata gidiyorum. Diyorum ki anne ablam Mardin'e geldi mi? Diyor. Yok diyor haberimiz yok diyor. Annem bütün Mardin'i arıyor, sülaleyi arıyor diyor. Hiç görmedik diyor. Ve Yalçın Kul da benim iş yerime gelerekten Azize kaybolduktan sonra ya işte usta dükkanda böyle böyle elinde pompalı tüfek var, hı hı. silah var. Eğer Azize'yi siz saklıyorsanız usta hem sizi hem de Azize'yi öldürecek deniliyor. Bu da benim ifademde geçiyor polis ifademde. Bir daha söyler misin? Enteresan. Bir daha söyle. İlk defa söylüyorsun Recep. Bir daha Azize, söyle. Hayır, Azize kaybolduktan sonra tamam. Azize kaybolduktan sonra Yalçın Kul benim çalıştığım iş yerine geliyor. Ya çünkü Murat kimde? Murat'ın yardımcısı. Yardım. Evet. Murat Kampası. Tarafından geliyor. Bana diyor ki ne? Azize diyor kayıp diyor. Evde yok diyor. Eğer diyor Azize'yi diyor siz diyor saklıyorsanız diyor. Usta diyor dükkanda diyor terminatör diyor. Usta hem terminatör diyor hem usta diye hitap ediyor ona. Hı hı. Saklayan kişiyi de Azize'yi de öldürecek diyor. Bu geçiyor benim ifademde.
Yani Azize'ye biri saklıyor mu anlamadım ben ya. Hayır. Murat öyle düşünmüş. Ama yani işte sakladığını yine, düşünmüş. Didem Hanım bak yine saptırma var. Zaten bu olayı yaşamışlar. Senin Yalçın Kul'la aran nasıl? Nasıl bir adam Yalçın Kul? Şu ben an avukatı Yalçın Kul'la fazla bir muhataplığım yoktu. Sadece onun yanında çalışırken ben çünkü gördüm Yalçın Kul'u. Murat'ın ikinci ifadesini cinayeti itiraf ettikten sonra onun yardımcısı ve gece işte yanlışlıkla öldürdüğünü, sinirlilik öldürdüğünü söylüyor. Yardımcısı Yalçın Kul'u çağırıyor. Yalçın abi merak etme diyor. O da ben zannettim ki işte banyoya götürecek. Çok saçma. Ondan sonra Yalçın Kul da o sırada sizin kardeşinizin vücut bütünlüğünü bozuyor. Keserek işte vücut bütünlüğünü bozuyor yani. Yani ben önceki enteresan. Söylediğimde de ben sonradan ya öğrendim. Ama... Yalçın Kul'un madde kullandığını öğrendim. Sanayide devamlı çalışıyoruz, arkadaşlarımız yasaklı var. Murat kullanıyor muydu yasaklı madde? Hayır, onu abi bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Peki telefon ama hattında... Ama Yalçın Kul'un kullandığını alçak arkadaşlarından öğrendim. Tamam, Didem Hanım. Telefon hattında sizin yeğeniniz değil mi arkadaşlar, doğru mu biliyorum? Fikret ve onun karısı Hatice. Fikret neyin oluyor senin? Benim yeğenim olur. Kimin oğlu? Fadime'nin oğlu. Yani ablanın oğlu. Evet, Fadime de... Geçen gün yayına bağlanan Fadime Hanım. Evet, dayından önce, bu biraz karışık olacak da. O kadar karışığa girme, kafamızı karış. Ya aile soy bağına evet, girmeyelim ama. Dayından önce Perşembe başka birisiyle evlendiğinden Fikret o kişiden. Tamam dur, Fikret onun karısı Hatice. Şu an telefon hattında kimin olduğunu bana söyler misiniz? Fikret Hanım, Fikret Bey mi var, Hatice Hanım mı var? Aa, ikisi de attı. Önce Fikret Bey'le konuşalım. Çünkü Fadime Hanım senin ablan şunu söylemişti. Sizden de şüphelendiğini söylemişti evet, ablan. Perşembe evet, günü senin ablan evet, işte abi diğerleri niye suçluyorsun? Sen de yapmış olabilirsin ona benzer mealen. Ona evet, benzer bir ifade kullanmış. Yani Azize'yi senin de öldürmüş olabileceğiyle ilgili evet, şüphelendiğini evet, söylemişti. Murat da senden şu senin yaptığını söylüyor ya. İşte o Fadime Hanım'ın oğlu Fikret Bey telefon altında şu anda. Sonra da ben Hatice Hanım'ı alırım. Bakalım ne biliyorlar. Fikret Bey merhabalar. Merhabalar. Siz Fadime Hanım'ın oğlusunuz değil mi? Evet, doğrudur. Tamam. Siz ne biliyorsunuz Azize'nin kaybıyla ilgili? Hanımefendi, öncelikle iyi yayınlar. Böyle bir şey olduğu için de hepimiz üzgünüz. Böyle bir şey yaşanmasaydı, olmasaydı ama evet, olmuş. Şimdi Azize'nin bizim bildiğimiz, orada Recep benim dayım. Recep beni bilir. Ben Murat'la bir dönem Antalya'da beraber çalıştık, kaldık. Hı-hı. Yani ben Murat'ı da tanırım, Recep'i de tanırım. Turgut dayımıyla da çok iyi bilirim. Kadir dayım da çok iyi bilirim. Hı-hı. Yani zaten Kadir dayımla Turgut dayımın yani Şaban'la öyle birbirine yardım edecek gibi bir şeyleri yok yani. Çünkü birbirlerinden pek haz etmiyorlar. Yani Ankara'daki dayıların Kadir'le evet, Turgut da peki arası nasıl? Murat'ın? Onlarla arası kötü. Yani Murat'ın onu Recep de söylemişti orada. Murat'ın herkesle yani akrab olarak birçok kişiyle pek bir şeyi yok. Hı hı. Yani seveni yok. Öyle söyleyelim. Söyleyeyim. Evet. Şimdi Kadir de Recep dayım orada diyor ki bir konuşmasında biz de izliyoruz burada. İster istemez biz de şeylerin içindeyiz. İlk şeyde durumlarda biz de şeye girdik. Soruşturmaya girdik. Hı. Beni de aradı Murat. O gün buraya geldiği gün Ankara'ya gelmiş. Benim haberim bana de yok. Bana şunu söyler misin? Şimdi senin diğer dayın Murat, işte Azize'nin kocası cezaevinde. Önce senin diğer dayılarını Turgut'u ve Kadir'i suçluyor. Sonra da evet, sonra da Recep'e dönüyor. Neden Recep'e evet, döndü sence? Ne biliyorsunuz? Ya şimdi o konu hakkında bir bilgim yok. Neden Recep'e döndü? Neden ifadesini değiştirdi? Hı hı. Bir bilgim yok. Zaten ilk ifadesi yanlıştı. Çünkü Kadir dayımla Turgut dayımın ona yardım etme gibi bir ihtimal yok. Yani kesinlikle öyle bir ihtimal yok. Şimdi peki Recep yapmış ki, olabilir mi? Diğer Recep dayın. Evet. Madem yani öyle. Kesinlikle. Ben şimdi Recep yapmış diyemem. Yani çünkü zannetmiyorum yani. Ama tabii onu kendisi de söylüyor. İnsanlar çiğ süt emmiştir diyor. Kimin ne yapacağını bilemiyorsun. Ama yani Recep'in de yaptığı diyemem. Çünkü ben kimseyi suçlamak için burada değilim. Sadece biz olayın aydınlanması... Fikret, eşin Hatice'ye buraya verir misin bana? Hatice'nin bildiği başka bir şey var. Çünkü Betül senin kız kardeşin evet, değil mi? Betül size bir şey söylemiş, diğer kız kardeş. Tamam, selamlar Hatice. Selamlar, merhabalar. Merhabalar. Betül size ne söylüyordu Azize ile ilgili? Betül işte köyde düğün vardı. Bir dakika. Hatice'cim, Hatice canım, televizyon sesini kısmını rica edeyim senden. Ses yankı yapıyor çünkü. Tamam, yayına eko yapıyor, giriyor.
O düğün ne zamandı? Bahsettiği düğün ne zamandan bahsediyor biliyor musunuz? Kendinin düğünü herhalde. Nasıl? Evet. 5-6 ay olmuş olabilir. Yani 5-6 ay önce. Anladım. Evet. Tamam. Peki ne oldu o düğünde? O düğünde ben Betül Özcan'a sordum. Azize'den haber var mı dedim. O da bana düğün? Yenge Azize çıktı ortalığa, annemgille görüşüyor dedi. Allah Allah. Gerçekten evet. mi? Ondan bizim haberimiz yok. Evet. Öyle bir şey dediğinden haberimiz yok. Ama Betül, ama Betül senin ablan mı kız? Bir dakika lütfen Hatice. Hayır. Ha? Hayır öyle bir şey demedim. Betül senin neyin oluyor? Kız kardeşim. Kız kardeşin. Evet. Demiş ki, değil mi Hatice? Betül de bağlanmıyor. 4 ay önce bağlansın ama Betül yayına bağlanmıyor. Betül çok şey biliyor. Ay, lütfen hatta da, buraya gelsin hayır, kız kardeşim. Hayır gelecek lütfen. Lütfen lütfen gelsin. Yakında. Bir daha 4 ay öncesinde bir düğünde hayır. Azize, Azize annemi arıyordu. İfadesini mi kullandı? Hayır. Azize ortalığa çıktı, annemgille falan görüşüyor dedi. Ortalığa çıktı? Evet. Allah. Aynı bu ifadeyi söyledi. Niye böyle bir şey söylüyor? Bilmemiş, bir fikrim yok. Bunu da Betül'ün de bildiğinden değil, bence ona, Tülay ona öyle söylüyordu. Betül de onun ifadesine göre söylüyordu. Yani Tülay mı öğretti bu böyle konuşması hayır. gerektiğini diyorsun? Var mı? Elinde bir kanıtınız var mı? Elinde bir kanıt var mı? Lütfen. Tülay bir kanıtımız ama yok. Ama lütfen bilip bilmediğiniz şeyi konuşmayın. Recep konuşuyor. İki kadın konuşsun da. Bilip bilmediğiniz şeyi konuşmayın. Yalan söylüyorsunuz. Tülay ben hayır bak dinler misin? Ben ama dinliyorum siz şu anda çamur atıyorsunuz. Ben hayır bak sen geçen sene miydi ne zaman bize gelmiştin yine hatırlıyor musun? Ben geçen sene gelmedim. Uzun hayır, sene işte, gelmedim. Bak, bu sene içinde sadece bir... Ne dedi size? Ne dedi? Geldi Tülay, ne dedi? Tamam. Evet. Betül, Betül'le annemin arasında sorun olduğunda... Ne dedi? O zaman da ben sordum. Sen hiç o konuyu açtırmadın. Evet hatırlıyoruz. Allah Allah. Açtırmadı peki. Hatırlıyoruz. Ha, bir dakika. Siz ne sordunuz? Tülay size ne söyledi? Ya bak Tülay o bize geldiklerinde Tülay'a yine sordum ben Azize'yi. Peki yenge. Bir dakika bir saniye konuşmayı bir merak ediyorum. Söyle lütfen Hatice Hanım. O Azize'yi sorduğunda Tülay o konuyu hiç açtırmadı o zaman. Bir cevap yalan. Vermedi. Artık yalan. Onları açtırmayınca peki sizin neyle o kavga olduğunda onu bir anlatabilir misin yenge? Hani sen diyordun Murat ona çok şiddet davranıyor. Neden bunlar konuşulmuyor? Ne kavgası? Azize, Murat Azize'yi dövünce sen neden bunları konuşmuyorsun? Sürekli bak, onu Tülay, dövmüyor muydu? Tülay. Gerçekten. Benim elimde mi dövmüş? Evet senin elinde dövdü. Orada kavga çıkmadı orada mı senin bir elinde? Olay olmuş, orada bir olay olmuş. Ha, ben biz, orada bak, değildim. Bir dakika Hatice Hanım, Hatice Hanım bir saniye. Şu anda Betül telefonu attığında Azize yaşıyor. Ortalığa çıktı, yaşıyor. Annemle görüşüyor diyen senin kız kardeşin. Hayır. Betül bak. Telefonu attığında. Hatice Hanım öyle söylüyor. Tamam. Betül attı mısın? Evet Dinam abla iyi yayınlar. Sağ ol canım. Betül ben seni buraya bekliyorum. Sonuçta biz bu yayını sizin için yapıyoruz. Sen niye yoksun burada? Önce onu söyleyeyim. Sistemlerimi ileteyim. Dinam abla ha. Bazı konulardan dolayı çıkamıyorum. Kusura bakmayın. Yani kocan engelliyormuş seni ama öyle duydum hayır, ben. Değil. Ama sonuçta yapmaması yok, lazım. Kocan değil. Kocanla tamam. ilgisi yok. Bazı konulardan dolayı çıkamıyorum. Tamam Betül. Şimdi bak Hatice Hanım diyor ki 4-5 ay önce bir tane düğünde sen Hatice Hanım'la konuşmuşsun ve demişsin ki Aziz ortalığa çıktı. Annemle konuşuyor demişsin. Yaşıyor demişsin hayır, yani. Hayır. Hayır öyle bir şey demedim. Bak dedim ki sadece yaşıyor ama yüzle konuşmamışız dedim. Aa yaşıyor mu dedin? Ben, ama bir de böyle biz dediler. Gittiler kaçtı gitti. Ama hayır ama bak. Ama kaçtı gitti diye biliyoruz. Ben öyle diye bilmiyorum ki. Hani yaşıyor diye bir söyledim ben. Ama yaşıyor diye söylüyorsun da annenle görüştüğünü de söylemişsin. Hayır onu söylemedim bir zaman. O Aydan'la konuştuğum zaman şeyi söylemedim ben. Hatice Hanım, Hatice Hanım, ben yaşadığını öyle bildiğimiz için öldü demedim, yaşadığını düşündüğüm için yaşıyor dedim. Ama annemle evet. görüşüyor demedim diyor Hatice Hanım. Dedi mi demedi mi size? Bana o şekilde söyledi. Bak ben niye yalan söyleyeyim? Ben de onları suçlamak için yaşadım. Ben bildiğimi bana o şekilde söyledi. Yaşıyor dedi, annemgille de görüşüyor dedi. Ama bak Betül. Betül bildiğin ne varsa anlat. Bir saniye bir dakika. Hatice Hanım bir dakika Betül bir saniye. Hatice Hanım ortalığa çıktı ifadesini kullandı mı? Ortalığa çıktı. Evet. Tamam. Evet, aynen bu şekilde tamam. söyledi bana. Betül bak yaşıyor olduğunu tahmin etmek bambaşka bir cümle. Ama ortalığa çıktı. Annemle görüşüyor ama demek. Ama abla bak. Dedim abla bak ortalığa çıktı falan demedim. Yaşıyor ama kendisinden bir haber duymadık. Görmedim dedim yaşadığını ben. Yaşadığını nasıl sürekli tahmin ettiniz şey o zaman?
Ama yaşadığını nasıl bak Dilem Hanım bir oraya yaşadığını araya nasıl tahmin ettiniz Betül Hanım? Sorsun. Tamam, duyuldu mu bilmiyorum. Bir daha sorar mısınız Funda? Yaşadığını Hanım? Nereden tahmin ettiniz? Yani bu fikre nasıl kapıldınız? Dedim şey Funda Hanım. Ben sürekli bana soruyorlar. Yaşıyor mu? Niye araştırmıyorsunuz? Niye peşine düşmüyorsunuz? Sürekli bir baskı üstünde olduğu için ben de öyle bir şey söyledim. İşte ben yaşıyor de ama olmaz ben kendisinden ama. Haber ama alamıyorum. Ama bak Betül 2016 yılında kaybolmuş bu düğün 4-5 ay önce olmuş. Sizin ablanız neredeyse kaç yıl oluyor? 6 yıl. 5 yıl. 5 yıldır ortalıklarda yok. Yani dolayısıyla yaşıyor demek bambaşka bir şey. Ortalığa çıktı, annemlerle görüşüyor demek bambaşka ama bir şey. Ama onu Didem abla bak onu demedim bak. Ailenle konuşuyor falan demedim. Yaşıyor falan dedim ama yaşıyor diye biliyordum ben. Ama Hatice, işte Hatice bunu nasıl biliyor? Didem Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Bir söz hakkı alabilir miyim? Ama şöyle bir şey var. Murat onu öldürmüşler diye de öldürmüştür diye de bir ifade vermişsiniz yani. Ama onlar sürekli karşı taraf bana öyle söylüyor. Ama hayır, hayatından endişe ediyorum gibi ifadeniz var. Murat öldürmüş olabilir diye ifadeniz var. Bilmediğiniz bir noktada yaşıyor demek çok saçma Betül yani. Ya yaşıyordu, ya yaşıyor mu bu Azize yani o zaman? Didem Hanım, ben bir dakika, ondan haber alamadığım için, bilgi alamadığım için Didem abla onlar da sürekli bana öyle söylüyorlardı ya. Evet. Azize öldü mü? Yaşıyor mu? Azize'yi niye sormuyorsunuz? Azize'yi niye böyle yapmıyorsunuz? Ondan sonra bana öyle deyince ben yaşıyorum dedim. Peki yani Hatice Hanım. Hatice Hanım. Sesini duydum falan demedim. Ya şimdi 4-5 ay, 2-3 sene Betül, önceki mevzu değil. Turgut'un sana söylediği lafları da söyler misin? Neyi? Turgut'un sana Ankara'da söylediği lafları bana söylediğin bir söyler misin? Ne dedi Turgut? Abin senin Recep'in abisi. Ya öyle şeyler, konuşmalar konuşuluyordu Dinam abla. Şöyle söylüyorlardı mesela konuşmalarında. Kapatın bu konuyu ya. Ne Azize açıp duruyorsunuz. Sürekli Azize konusunu açıyorsunuz. Benim böyle bir karım söylüyorlardı bana. Ayşe Yenge de söylüyordu bana. Azize öldü mü yaşıyor mu? Sürekli bana bunları söylüyordu. Yani Murat'ı böyle aldatan kişi o cümleleri mi kullandı yok, Turgut? Yok öyle değil. Hani benim karım olsa, benim karım aldatsa. Ha, Turgut söylüyor. Betül söylüyor. Yani Betül o tarafta gelin olduğu için Betül. Peki yani Betül. Benim yeğenimle evli. Ha, öyle mi? Evet. Betül sen kimle evlisin şu anda? Ben eşimle Musa Özcan'la evliyim. Musa kimin oğlu? Fadime'nin oğlu. Fadime Atağan oğlu. Ha öyle mi? O da ikinci eşinden yani ikinci eşi de benim dayım oluyor. Üç tane kızı almışsınız sizin aile yani. Evet işte babam da bir diğer iki kızı. Pişman mısın Tülay? Sen mutlusun da diğer bak. Ben çok mutluyum. Betül de mutlu. Bir tek Ali de mutlu. Ben çok mutluyum. Eşimden çok mutluydum ben. Ama sen bunu Turgut'tan yani kocanın dayısından doğru mu anlıyorum? Kocanın dayısından bu ifadeleri duydun mu? Yani sürekli öyle konuşmalar duyuyordum Didem abla. Allah Allah. O zaman neden senin ekranı Didem çıkmadığını Hanım, anlıyorum yani. Bir söz hakkı istiyorum. Tabii Recep. Mahkemeden kağıt gelene kadar biz de yaşıyor diye umuyorduk, biliyorduk yani. Evet, Azize'yi. Bize bu şekilde anlatıldı. Ama bak ben de burayı anlayamıyorum Recep. Hani yani ben kaybolduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Bir saniye Betül. Kaybolduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Tamam evet. Bunlar zamanda çok yaşanan evet. Şeyler. Evet, ama en azından şunu hani bir teyit edersiniz. Atıyorum Samsun'daydı dersiniz. Ama buraya gelmiyor. Tamam o ayrı bir şey. Ama hiç yaşadığına dair bir MR'a yokken ya zaten yaşadığını Orhan Bey, kayıp başvurusu da bir de şu çelişki var. Kayıp başvurusu da hayatından endişe ediyorum evet. Diye bir kayıp başvurusuna bulunuyorsunuz. Evet. Yani yaşadığını düşünmüyorsunuz ki siz zaten. Ama şöyle 5 yıl boyunca aynı anda konuşuyorsunuz. Var. Tülay söyle. 5 yıl boyunca hani ben bunu polislere de söylüyorum. Diyorum ki yani kötü yola mı düştü? Hayır diyor. TC numarasına bakıyor bir yerde TC numarası bırakılmıyor. Bak, benim de söylediğim bu Didem Hanım. Bak olayı ben şu şekilde anlatayım. Polisin, bak Murat'ı ilk polisi ifadeye alan polis bana dedi ki ne? Recep dedi, ben dedi abinden dedi şüpheleniyorum dedi. Niçin abi dedim. Murat'tan mı şüpheleniyorum? Evet bak ilk Murat'ın ifadesini alan polis dedi ki ne? Recep dedi, ben dedi abinden dedi şüpheleniyorum dedi. Murat'tan için. Doğru. Bana dedi ki ne? Eğer dedi, bak hiçbir şey gizlemeyeceksen, taraf tutmayacaksan dedi, bana dedi doğruları konuş dedi. Murat dedi bunu dedi yapar mı dedi. Abi dedim yapar bilir yapar ama dedim benim elimde delil yok dedim. Peki yani abin Turgut cesedi dedim. Gömer mi gömmez mi? Onu da bilmiyorum.
Ama bir kinayeli gülüş var. Onu da bilmiyorum. O zaman ama ben bugüne kadar her ne Murat'tan duyduğum şeylerde ben yanında Murat'ın yanında aç tamam, parasız evet. olaraktan da çalıştım. Recep bize bir ihbar geldi. Yani Azize'nin cesedinin bulunduğu yerle ilgili bir ihbar geldi. Biz onu değerlendiriyoruz. Evet. Ay inşallah. Bir bakacağız. Ay evet. inşallah. Hiç olmazsa ay. Yani bir mezarı olur, yeri i̇nşallah. Olur. Bir kefeni hak etmedi mi? Tabii. Vermediler ona kefeni de vermediler. Yani tabii bir kefen, Allah'ın verdiği bir kefen. Dileme onu. Kurban ben oraya bilirkişi raporlarıyla geldim. Tamam merak etme. Bir kefen ya sadece bir ben kefen. Ben buraya bilirkişi raporlarıyla geldim. Yani böyle geldim. Parçalanmak. Ben başka tamam. Canlı yayına katılan arkadaşlarıma da söylüyorum. Evet. Canlı yayına katılan arkadaşlarıma da. Diğer yorum yapan arkadaşlarıma da söylüyorum. Eğer elinizde bir deliliniz, ispatınız varsa... Yani sunun. Yoksa da ne olur susun. Başkalarına çamur atmayın. Tamam. Şimdi biz Azize'nin cesedini zaten emniyet de arıyor. Antalya emniyeti de öyle. Bir yandan yargılamalar devam ediyor. Gerçekler evet. ortaya çıksın diye mücadele etmeye İşimi, devam edeceğiz. İşimi gücümü bıraktım Didem Hanım. Ben ablamın peşine koşuyorum. Ama bu da ayrı bir mücadele. O yüzden mecburen kesinlikle devam edeceğiz. Kesinlikle ben de güveniyorum. Evet. İlk önce Allah'ın resim. Şimdi burada bir anneyi sevindirdik. Gerçi Sabriye çok sevindi gibi durmadı. Tabii. Cansu ne olacak ne olacak diye sorup duruyor. Cansu şu anda en azından bizim misafirimiz emin ellerde. Eğer isterse ona bazı tekliflerimiz var. Tedavi olması ilk teklifimizdi. Bakalım ona Cansu nasıl yanıt verecek ama burada başka bir anne gözümün içine bakıyor. Kızını çok özlediğini de biliyorum. Ne zamandır görmüyorsun Zeliha'cığım kızını? Ben Ağustos'un işte 1 ile 15 arası bir... Yani bayağıdır görmüyorsunuz tabii. Görmüyoruz, görmüyoruz. En son bir çocuğu bahane ederek Cansu buraya çıktığında... Tamam. Biz çocuğu bahane ederek oğlu, o lösemi şüphesi olan oğlu bizdeydi. En azından Özlem halen Ali'nin yanında mı değil mi diye biz bir arama yaptık. Görüntü Ali'nin aradığı görüntüleri bende var dediği görüntü tek odur. Tamam. Şöyle yapalım. Bir hatırlatmamızı girelim. Sonra Pakize yoldayken, İzmir yolundayken arabanın içinde bir görüntü var. Onu da hazırlayın. Birazdan onu da paylaşacağım ben. Sonra Ali ile Özlem'i buraya sizle yüzleştirmek için davet edeceğim inşallah. Ama önce Cuma'yı hazırlıyoruz. Özlem ve Dövmeci Ali'den şaşırtan hareket. İlk kez Didem Arslan Yılmaz açıkladı. Evden çıktılar. Nereye geliyorlar? İnşallah. Buraya. İnşallah. Buraya geleceklerini söylediler. Senedir bu akşam rahat uyudu. Bizi gördüğü için. Yolda olduklarını biliyorum. İkili İzmir'den İstanbul'a doğru yolda ilerlerken heyecan doruktaydı. Bu olaylar bizi, ailemizi her türlü yıprattı. Hı hı. Olumsuz şeylere yol açtı. Hı hı. Bizim kimseden çekintimiz ya da yanlış yaptığımız bir şey yok. Biz birbirimizi seviyoruz. Ne kadar yıpransak da birbirimizi bırakmadık. Bırakmayacağız da. Acılı anne ve babanın ilk kez yüzü güldü. Yayında oradayız. Söz mü? Tabii ki de, tabii ki de. Özlem söz mü? Söz. Hadi inşallah sizi bekliyoruz. Şimdi Ali de, Özlem de sözünde durdu. Yani birazdan anne kızın yüzleşmesini, Ali ile yüzleşmeyi göreceksiniz. Ama yolda gelirken inanılmaz keyifliler. Yani ama bir yandan Özlem daha sakin, Ali çok keyifliydi. O anları bir ekranlarınıza getirmek istiyorum. Sonra gençleri öyle burada ağırlayacağım. Evet, tespih çeke çeke Ali Borazan gel. Ama Özlem'de o keyif yok, dikkat ederseniz. Şimdi Özlem burada zaten. Madde etkisinde olduğu gelsin, için yok. Gelsin, Özlem tabii, gelsin buyursun, mi? Buyursun, buyursun. Peki, Ali Borazan, Özlem gelir misiniz lütfen? Hoş geldiniz. Anne.
anne. Yaklaşma. Hadi sen geç istersen. Anne. Özlem bir annenle sarıl. Bırak Ali'yi. Bırak Ali'yi. Anne. Özlemiş seni bırak. Ya ben zorla tutulmuyorum. Neden böyle yapıyorsunuz siz? Ben seni affediyorum. Tamam da ben mutluyum abim. Tamam kızım, onu da konuşalım. Bana kabullendi. Yakup bir, tamam. Yakup bir konuşalım. Bir anne kız bir şey yapsın. Gel canım. Benden utanıyorum. Maskemi çıkarma. Anne bir şeyim yok. Tamam kurban olsun. Bir dakika kurban durur musun? Bir dakika durur musun? Tamam. Özlemiş ya Özlem. Ya siz geldiniz, biz kapıyı açmadık mı? Annem. Neden buraya çıkıp bunları yapıyorsunuz? Annem, senin arkandan ne işler döndüğünü bilmiyorum diyorum tamam sana. Tamam da bizlik bir şey yok, bunu anlamıyorsun. Bir dakika anne. Hayır. Zorlamayacağım. Evet. Bir dakika dursana. Tamam, hiçbir şekilde zorlamayacağım seni. Bak. Canın acıyor biliyorum. Canım acımıyor. Gel bebeğim. Bir dakika durur musun? Tamam, geç yeğenim. Gel. Anne geç. Kızım bir gel yanıma otur. Gel bebeğim bak. Kurban geçer oldum. Geçer misin yeğenim? Özledim diyorum ya, özledim. Neden gelmedin? 26 yaşındasın sen. Sen geldin. Bak peşinden koştum. Zeli Hanım bir dakika müsaade, bir dakika. Hayır bir saniye. Zeli Hanımcığım bir konuşalım. Yeğenim. Bir yerine geç. Yeğenim. Hoş geldin. Hoş bulduk. İyi misin? İyiyim, çok iyiyim. Bir şöyle dön yüzünü ben kendim göreceğim. Tamam. Başkalarını gösterme. Ne güzelsin. Bir şeyim yok. Evet. Yani. Sırf böyle. Orhan Bey'e gelir misiniz? Siz bir görün. Sırf böyle yalan yanlış konuştukları için ben o gün çıkarmadım ve onu bırakıp. Bak bu yüzünü bizim... göstermek istiyorum, bana bak. Bir görelim yüzünü. Görebilirsin. Çok da güzelsin. Kaç yaşındasın sen ya? 26. 25. Hani evimizde yaşlı var. O kadar insanın içerisinde hani sonuçta Covid var değil mi? Hani nasıl ben açık yapayım? Hadi geç maskeni tak. Hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Hadi teşekkür ederiz. Ne demek? Ne demek? Her şeyi konuşacağız. Her şeyi konuşmaya hazır mısın? Ali? Efendim? Vukuatlı Ali Borazan. Herkes senin hakkında şikayetçi. Kızları nasıl kandırıyorsun bilmiyorum ama nasıl bir büyün var, bir sihrin var. Estağfurullah. Ali Borazan. Buyurun. Önce şunu öğrenmek istiyorum. Tabii ki de. Merak ettiğiniz ne varsa cevaplayalım. Özlem. Annen orada zorla tutulduğunu düşünüyor. Hatta Cansu'yla da birazdan hepinizi yüzleştireceğim. Cansu senin orada tehditle tutulduğunu düşünüyor. Kendi iradenle Ali Borazan'ın yanında mısın? Kendi irademle Ali Borazan'ın yanındayım ve şöyle söyleyeyim. Zaten Ali olmadan ikinci seferdi değil mi? Savcılık hani tek başıma özel ifade alındı. Avukat, psikolog ve sosyal hizmetlerden kadın şeyinden gelindi. Sakin ol, evet. Yapma. Heyecan. Evet, tamam. Hani o zaman tek başıma zaten ifadem alındı. Bir şey sorayım, neden Ali'nin yanındasın? Sen normalde evlisin, iki tane çocuğun var, Ali de evli, daha boşanmamışsınız. Niçin Ali'nin yanındasın? Yani neden Ali'nin yanındayım? Sevdiğim için Ali'nin yanındayım. Başka hani hiçbir sebep yok, hani deniliyor ya, madde kullanıp hani zorla mı tutuluyor? O tarz hiçbir zorla şekilde değil de yok. Madde temin ettiği için mi acaba orada tutuluyor? Hayır. Soruları soruluyor hiçbir çünkü. Hiçbir şekilde. Bir lafa girebilir miyim? Tamam. Ali geçen de ilk görüşmemizde eşi, eski eşinden bahsediyorum ama nikahlı eşinden. Ceylan değil mi? Nicoletta. Yabancı Ali'nin mı? Ali'nin yabancı. Eski eşiyle, ismini vermeyeceğim, çocuk öyle istedi. Dedi ki eşi bunu dedi maddeye alıştırmış. Sonra da Ali tekrar şunu söyledi. Ben dedi tahlil yaptırırım Özlem'e. Evet. Madde yoktur dedi. Evet. Bakın. Hepsine geleceğiz. Şimdi Ali. Hepsine. Bunu kocası maddeye alıştırdı mı? Kimi? Ben. Özlem'i? Evet. Yoksa evet. Sen mi alıştırdın? Özür dilerim. Özlem'i maddeye alıştırdı dedin. Tehditvari konuşmadım o. Tamam Yakup Bey. Yakup Bey. Sonunda dikkat edelim. Yakup Bey. Ben her yerde Yakup Bey. Sonra da tuttu şey yaptı. Ben ödemişti Ali burada. Erdal değilim, burada da Ali'yim ben. Merak yok. Etme. Öyle hareket şimdi hangisi şey. Doğru bunların? Özlem'e kullandırılan madde bambaşka bir madde. Benim çocuğum maddenin M'sini bilmiyor. Ali senin yerine gelene kadar. Siz mi yaşadınız çocuğunuzla?
Ne demek ben? Özlem kaç saat görüşüyorum ben seninle? En az 4 tane 5 tane adli vakası var. Özlem. Nasıl cevap vereceksiniz bunlara? Ben seninle dünle kaç saat görüşüyordum. Burada söyle kızım. Siz diyorsunuz ki 6 aydır yüzünü görmedim. Sen benim masamın değilsin. Videosu var bizde. Biz aradık. Hayır biz aradık. Yok sizden gizli aradı. Hayır. Hı-hı. Ben yanındaydım. Gizli değil size konuşmaları. Benim eşimin. Yakup abin görmesin duymasın. Hayır. Benim eşimin benden habersiz hiçbir adımı yoktur. Boş Özlem verin. De iyi bilir. Boş verin. Ali. Özlem iyi biliyor zaten. Bir saniye Ali. Ali sen o sırada Cansu'yla aslında beraberken. Hayır değil. Cansu'yla beraberken değil. Aynı yani. Aynı evde iki kadın beraber yaşıyor evet, ama. Evet yaşadılar. Yaşamak zorunda kaldılar. Özlem geldiğinde Cansu. Düzgün konuşur musun? Küfür yok. Düzgün konuş. Küfür yok. Bir şey söyleyeyim. Kimsin? Kızıma. Sen kimsin? Sen kimsin ya? Ali'yim kızını mi? Alıp gel. Bana geldiğinde madde şeyin... kullanmıyor. Sizden kurtulmuş. Hayır bir dakika. Sen benim evime gelmesin. Söyleyeceğim bir dakika Ali. Sabriye. Hadi. Bak birincisi hadi. Küfür yok. Tamam mı? Sen... Şu anda Özlem'i konuşuyoruz. Sen hiç. Annenin sonunda sen mı kendi bir kere? Kızına sahip çıkın. Senin kızın sana mı? Sarıldı mı? Bir dakika Sabriye. Bir saniye Sabriye. Bir dakika. Ne konuşuyorsun? Bak onun ben altını çizeyim. Eğri eğri doğru doğru. Ben sana bir şey daha soracağım. Ben bugün çok sakin konuşmaya çalışıyorum. Hı. Oldu mu mikrofon? Zeliha Hanım da bir... inanın bana dolduruşa geliyor. Farklı dillerden yansıtıyor. Beni dinliyor musunuz? Bize geldiğinde dönerken laf, ağzından çıkan şuydu. Evet ben kendi gözümle gördüm, kulağımla İçim duydum. Rahat. Sen kendi iradenle buradasın. Yalan söylenmiş bana. İçi rahat bir şekilde gitti. Yalan ve Özlem konuşuyorsun. Eve aldırmadı. Burada yalan konuşuyorsun. Kim yalan söyler Allah taş etsin onu. Burada yalan konuşuyorsun. Kim yalan söylüyor Allah taş etsin onu. Benim çocuğum aynı bu şekil... Ağlayarak gelmeyeceğim. Tamam Özlem'in hareketleri zaten ben onlar. Ben kapıdan çıkarken ne dedim Özlem? Son şansın şu kapının eşiğinden çıktığım an ben 2 saat oturdum orada. Ne zaman gittin? Ne zaman gittin? Ağustos ayında. Benim kafam dönmeye kalktı. Senin o evin içindeki o madde kokusundan kafam dönmeye kalktı. Senin oturduğun odada maddenin M'si giremez. Benim çoluğum çocuğum var ben orada. Ben sana ne dedim orada? 2 tane çocuk var. Bu çocukların yanında bunu içmen doğru mu? Özlem, ben 2 tane çocuğun yanında içmem. Benim çocuklarım M'si bilmezler. Dedim mi demedim bir dakika Zeliha Hanım. Ali bir dakika. Özlem çocuklar hiçbir şekilde bilmiyor. Özlem bir şey söyleyeceğim. Hadi sen diyelim ki kocanı bıraktın. Ali'yi tercih ettin. 2 tane çocuğunu niye oraya götürüyorsun? Ben çocuklarımı bırakamam. Niye bıraktın şimdi? O konuda ben ikna ettim. Neden? Ben çocuklarımdan çok ayrı kaldım cezaevinde ya da gurbette. O da bir baba dedim sonuçta. Kim olursa olsun, ne olursa olsun. O da hasret çekiyor. Onun üç için aydır, mi? Üç aydır bizde. Biraz da dedim babasında kalsın. Onun haktı. İçin mi her tarafını çocuğun yaktın? Ben. Kim yaktı? Madem kim her yaktı? Tarafı yanıktı. O da bir babaydı. Neden ödemiş de almadı raporu? Tabii hepsine geleceğiz. Biz söyledik. Bir saniye ikincisi. Çocuklar, ben bu kadar kurnaz adamım. Bir dakika. O şekilde mi vereceğim çocukları? Bakın. Bir hafta daha bekletir öyle verirdim. Bakın bir şey söyleyeceğim. Sabah mı bizimle? Bir saniye bir sakin olun. Benimle konuşmuyor hiç. Benimle yaptığı yanlıştan dolayı. Bir Yakup Bey bir Özlem'de konuşmak istiyor. Konuş. Yok ben bir söyleyeyim de. Siz onun üvey babasısınız. Ben onun öz babasından daha öz babayım. Öyle gibi duruyor evet yani. Ben büyüten benim. Yetiştiren benim, düğününü yapan benim, gelin eden benim, çocuklarına dedelik yapıp çocukların istediği zaman bana getirip benden alan insanım. Bunların içinde en ufak bir yalan var mı, yanlış var mı Özlem? Hayır, yaptın, yapmadın. Sen ne istedin de ben yapmadım. Yapmadın demiyorum ki şimdi zaten. Şimdi ben neden yalan söyleyeyim bakın. Ben, bu benim kızım. Bu olmasa ben eski eşini de tanımam. Ali'yi de tanımam. İkisi de benim umurumda da değil. Asıl olan Özlem'dir. Siz Özlem olmasa... Siz geldiğinizde biz sizi de davet Ali, ettik. Bir dakika az seninle bir olay yok. Bak tamam. Özlem'le konuşuyoruz. Özlem ve iki asıl olan benim kızımdır. Evet. Değil mi? Tabii ki de. Yarın senin de kızın var. Kim evlenirse tabii ki de, tabii ki de. Kız kardeşim asıl olan var, odur. Kızım var evet. Benim ne senden derdim vardı ne ondan derdim vardı. Evet. Ama Özlem'in bu yapma yapmışını ben... İzah edemiyorum. Sen bak şuna da adım gibi eminim. Sanıyorsun ben korkak biriyim. Özlendim. Unutuyorum artık bazı şeyleri. Evet. Bir de bende bir senenin dolgunluğu var. Var. Siniri var. Özlem şu anda bak şuna da adım gibi eminim. Özlem şu anda bana yaptığı yanlış yüzünden kendini cezalandırıyor. Hı.
Bana dediği şudur, senin yüzüne bakacak durumda değilim, bakamıyorum. Bakize WhatsApp'ına baksana. Bakize WhatsApp'ına bak. Yani bana mahcup olduğu için gözlerime bakamıyordu. Ben de doğru, gözlerini doğru kaçırdığını görüyorum. Çok birçok kez bahsetmiştir Özlem. Hı. Ve bize Zeliha Hanım geldiğinde Özlem kapıdan çevirdi. Ben davet ettim, kabul ettim. Tamam. Annen olduğundan dolayı dedim, bizim de annemizdir. Yanlış yapıyorsun, buyursun. Geçin dedim, konuşun. Burada da yalan konuşuyorsun. Ve Yakup Bey'i de davet ettim. Gerçekleri söylemiyor mu? Yanındaki, hayır, anne, yanındaki bir bey arkadaş daha vardı. Hatırla, öyle üç kere de Yakup Bey'i de niye davet geldin ettim. Niye geldin dedim hatta bana. Hatta bomba bir araçla geldiğini ben söylediler. Ben de senin için geldim dedim. Bak geldikleri aracı da söylüyorum. Kapıdan çevirdi, böyle bir araçla geldikleri Yakup Bey'i de yok davet ettim. Dedim ki madem gözü neden arkada dedim, gelsin alıyorsun, kızı nerede yaşıyor görsün. Kiminle yaşıyor peki, görsün. Peki bir şey söyleyeceğim. Ben çocuklarını da alıp Ali bak, Ali bak. Sonuçta sen o sırada Cansu ikisi aynı evde olduğunu biz biliyoruz. Sen o zaman değil. Yanlış gideli çok oldu. Tamam ama öncesinden bahsediyorum. Evet. Sen sonuçta bir yanlış, onunla bir yanlış olduğunu kabul ediyorsun. Sen iki tane çocukla beraber. Hayatta bir doğrular vardır, bir de mecburiyetler. Mecburiyetten mi sana sığındı? Gidecek yeri mi yoktu? Ya gidecek yerin yok muydu Özlem? Benzer sebepler, şimdi Özlem'in gidecek yeri yok değildi. Benim o zaman götürecek yerim yoktu. Yani bir otele veya başka bir yere götüremezdim. Benim düşmanım çok. Hatta yanında parayla gitmişsin oraya. Bir miktar kim parayla gitmişsin. Annesi öyle söylüyor. Özlem, ne kadar... Anne, bir dakika, yalan bir dakika, bir dakika. Eşim şimdi duygusal ve sinirli olduğu için şey diyor. O gün altınlar var yanında. Ben seninle en son telefonla konuştuğumda kızım paran var mı dediğimde abi merak etme baya baya para var dedin. Doğru mu? Peki, kaç lira para? Neden dakika, sizin adınıza bile kestirdi? Ali, nakit almadı. Bak şimdi bir dakika, senin bir olay değil mi konuştuğumuz olay? Bir dakika, bir saniye. Ama ben özüm unuttuğu için bir olay değil. Neden bak, nakit aldı? Ben söyleyeyim mi ne kadar? Bir dakika, bir saniye, bir dakika. Senlik bir olay Yakup değil Bey, bu. Yakup Bey ne kadar para vardı Zeliha'cığım? Şimdi bakın, 10 bin lira gibi bir altın vardı. 10 bin liralık altın. Bakın, benim oğlum... Şu anki ile hesaplıyorlar. Bir dakika, benim oğlum bilgisayar almak için benden aldığı haçlıkları biriktiriyordu. 3 bin lira bunun hesabına para aktardı. 3 senelik biriktirme. Ben... Büyük olan kız torunuma kumbara hesabı açmıştım. Ya ne kadar parası vardı? 6 bin lira da oradan vardı. 20 bin liraya yakın bir para gitti. Oraya gelirken dokümanlarını, dökümanlarını çıkarttım. Özlem para yok hesapta. Ben almadım. Ben kim oradan aldı? Sadece 200 lira aldım. O zaman işte Ali'ye hani utandığım, sıkıldığımdan dolayı hani söyleyemedim. Yenilik normalde o zaman. Çocuğa doğum günü yapacak. Yapsa... Söylesem yapmaz mıydı? Yapardı. Doğum gününü güzel bir şekilde hazırlık pastasını her şeyini yapayım diye 200 lira... Bir şey söyleyeceğim. Özlem bir dakika. Yakup Bey bir saniye ne banka olur. Banka hesabını döndü. Anladım. Özlem ben şunu merak ediyorum. Şimdi para meselesi yine konuşuyoruz ama tamam. Çocuk... Benim için önemli olan hassas nokta çocuklar. Şimdi sen ne oldu ki iki tane çocuğunu yanına alıp Ali'ye sığındın? Bana anlatır mısın? Ne ben olursun? Çocuklarımı bırakmak istemedim. Evet. Çünkü sen hani... 26 yaşındasın daha. Evet. Evet, tamam. Çok yaşayın. Ya çocuklarımı bırakmak istemedim. O şekilde zaten çocuklarımla birlikte geldim. Ben sana iki tane çocuğum var. Ali'nin çocukları var. Evet. Elini vicdanına koy. İki tane çocuğu götürdüğün ortam normal bir ortam mı peki? Yani bir sıkıntım yok hani. Bir tanesi o zaman şu anda kaç yaşında? 2 yaşında. Biri 5 yaşında. O zaman biri 9 aylık, biri 9 aylık. Biri 3 yaşında. Elini vicdanına koy. 9 aylık bebeğin 2 yaşında, 3 yaşında olan diğer çocuğun evladın, o kızın ada nazlı. Yani o çocukları niye oraya götürdün kızım ya? Şimdi hanımefendi benim oturduğum oda farklı, onların yaşadığı alan farklı ama. Ama Ali'cim bak sen dedin ki çok bize. Çok farklı. Bak sen de şu itirafta bulundun dedi evet. Ki biz Cansu da madde kullanıyordu, ben de evet. Madde kullanıyordum. Öyle ama böyle. Evin her yeri değil ki. Ama olmaz. Ya da kullanım alanlarında değil, benim olduğum ortama çocuklarımın girmesi yasaktır. Yasak. Tamamen yasak, ben çıkarken aynen de çıktım. Ama yani. Sen o maddeyi görmezler. Kullandıktan sonra dışarı çıktığında bu arada yani gerçekten. Bunu... Pişman olduğum şey sadece çocukları göndermek değil aslında. 3 aylığına diye aldı. Ya biz o çocukları bir daha vermeyeceğim Özlem. Bir dakika aşkım. Ya onlar getirecekti. O şekilde verdik. Benim tek pişmanlığım oydu. Çocukların başka raporları var ve görüntüleri var. O görüntüleri Pakize bir izletmek özellikle istiyorum. Kızın görüntüsünü Didem istiyorum. LED'e verelim. LED'de bir izlesin. Evet. O kızın görüntüsü babası tarafından şu resim. İlk molada bakın. Bu video resim halinde olması gerekiyor galiba. Yok, tek hazır resim mı? Bu. Tek bu resim ilk mi? Molada evet. Çocukların karnını doyurmak için. Bu kızın görüntüsü mü? Bu kızın bana ilk attığı resim budur. Gözünden sakındığın torunun halini gör dedi. Kim dedi? Babası dedi. Bakın ilk molada çekilip atılan resim bu.
Ve bu çocuğun kulak zarfı. Neden bir hastaneye götürmemiş? Neden şimdi bir hani, emniyete gitmemiş? Bizim derdimiz, benim çocuğuma bir birisi bunu yapsa. Bizim ya derdimiz orada şuydu. Gün. Bakın bir an evvel bir bu çocukları zaten ödemişten çıkartıp sizin elinizden kurtarmaktı. Bizim elimizden siz kurtarmak değil, biz gönüllü verdik. Siz zannediyor musunuz ki ben orada ben rahatım ama kim benden niye Yakup kurtarıyor? Bizi takip etmiyor. Kurtarmak şu gibi bir şey yok zaten. Bir dakika, şu anda bile doğru ödemişte 4 tane adamım var. 100 bin lira para verdim ki senin orada bu çocuklara ne yaptığını, Özlem'e ne yaptığını takip etsinler diye. Benim emekli ikramiyede... 100 bin lira adamlar. Ne kızın peşinde olayım diye ben talebe bu çocukların bak, en azından hayatını kurtarayım diye. Bir şey söyleyeceğim diye. Özlem. Kimse talebe değil. Özlem önce kızın benden çocukların... Benden kimse hiçbir şey öğrenemez, onu geçeceksin sen. Ben bu kadar bilgiyi edinmişsem bu yanlış edinmişsin. Havadan gelen yanlış bir bilgi edinmişsin. Değil. Kusura bakma. Ali, yanlış edinmişsin. Ali bir şey söyleyeceğim Ali. Ben açık yüreklilikle söyleyeyim ki. Sen çocuklara bir şey yaptın mı yapmadın mı? Ödemiş evlilini arayın, orayı sorun beni. Neyi soracağım? Bir dakika Yakup bir saniye. Ali sen o çocuklara bir şey yaptın mı yapmadın mı? Hayır. Peki, benim 4 tane çocuğum var. Bir tanesi böyle bir sıkıntıyla gitmemiş. Bizdeyken yani şikayet yapıldı. Raporu... Bizdeyken şikayet yapıldı. Emniyetten arandım. Dediler ki Ali böyle böyle bir kontrol yaptıralım. Dedim hiç fark etmiyor. Eşimi de yolluyorum. Kendi çocuklarımı da yolluyorum ambulansla. Şimdi ben şunu açıklayayım. Orada... Ambulansla yolladım ve Ödemiş Devlet Hastanesi. Kendim de gitmedim. Şimdi ben orada yapıldı, bir şey söyleyeceğim. Ali ben o çocukların emniyette. o çocukların o evden nasıl çıktığını biliyorum. Evet. Sen de biliyorsun. Tamam. Gayri resmi yollarda. Şimdi rahat, her türlü rahatım. Şimdi o çocuklar oradan sevgili izleyiciler yani gayri resmi. Şimdi tabii tabii gayri bir resmi. Bir saniye. Öyle söyleyeyim. Yani emniyet yok. Ama başka yollarla olmaması gereken yöntem tercih edilmiş. Ama emniyette mi? Bir dakika hayır. Ama şu gayri o kadar söyle. Ayrılma aşamasındaki anne babanın şöyle. Anlaşması gibi düşünün. Ama o çocuklar oradan gayri resmi yollardan alınıyor. Hatta Özlem'e de diyorlar ki bak biz senin çocuklarını buradan alıyoruz. 3 ay sonra geliyor. Sen de gelir misin Özlem diyorlar. Özlem kabul etmiyor. Önce çocukların görüntülerini ekranlara getireyim. Şimdi gayri resmi yollardan alındığı için ve o sırada da sizler orada olmadığınız için çocuklarla ilgili darp raporu İstanbul'da alınıyor. Neden orada alınmıyor diyorsun ya sen. Hayır öyle bir şey yok. Bu size iletilen bahanesi. Ben baba olsam bana kimse onu anlatamaz. Götürürüm alırım. Şimdi ben ekrana önce çocukların bir videolarını getireyim. Onları bir izleyin. Sonra arkasından çocukların nerelerinde ne izleri var onları ekranlarınıza getireceğim. Gelsin ekranlara önce video. Bu sizin düşünceniz olabilir. Şimdi Hamza 2 yaşında ve saat 19.14'te aynı gün rapor alınıyor zaten 23'ünde. Vücudunun çeşitli yerlerinde grafiği getirebilir miyiz pakize ekranlara? Eski ve yeni izmarit izleri var. Sol kulak arkasında 3 adet yanık izi var. Burnunun üst tarafında şuraya darp izleri var. Sırtında ve kollarında yara izleri var Hamza'nın. Bunlar nasıl oldu Özlem? Ya bizden alındığında hiçbir şekilde bir şey yoktu ki. Zaten ondan kaç gün önce hayatım sağlam rapor alınmıştı. Eski ve yeni izler. Eski yeni diyor eski Özlem. Eski yeni diyor. Gelelim Ada'ya. Ada 5 yaşında saat 20.41'de alınan raporda sırt bölgesinde morluklar. Çocukların görüntülerini girelim ben okuyorum Pakize. Babamın sağ ve sol kulak çevresinde morluklar. Sol kulak zarında incelme. Sol kulak zarında incelme, sol burun üstünde 3 cm sıyrık, ağız ve burun çevresinde lezyonlar, yaralar, eski izmarit izleri. Peki Didem Hanım, biz de size aynı şekilde diyoruz ki Ödemiş Emniyetinden al raporları, ehemmiyet vermiyorsunuz. Bunları niye emniyet vermeyelim? Tabii ki veririz yani. Neden almadınız? Hangi rapordan bahsediyorsun? Ödemiş, biz getirdik, ben size 3 kere getirdim. Bu çocuklar için daha önce de şikayette bulunuldu, asılsız. Aman. Bunu yapan da yakınımız bizim, gizli düşmanımız. Çocuklara şiddet yapıldığına dair vesaire. Kim yapıyor bu işkenceyi çocuklara? Kimse yapmıyor. Böyle söyleniyor. Emniyetten arandım. Dedim ki ben kendi çocuklarımı da yolluyorum. Eşimi de yolluyorum. Hepsine dedim bakın. Sıkıntı yok yani. Senin çocuklarından bahsetmiyorum. Tamam ben 5'ini birden yolladım. Ödemiş Devlet Hastanesi'nde 5'ine de sapasağlam rapor verildi. Var mı yavrularınızda? Emniyette. Konuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. Bunlar da emniyetteydi ama biz aldık getirdik Didem Hanım. Benim öyle bir ihtiyacım yok. Kim merak ediyorsa o alsın. Hayır. Ben niye koşturayım? Bir dünya işim var. Kendini şey etmek istiyorsan, yapmadım diyorsan getireceksiniz. Bizim ya 4 yaşındaki çocuğumuz şu an cin gibidir, yaşında. Zekidir. Bakın. Bak senin kız, Özlem senin oğlunu, oğlu değil mi? Siz mi bağ yaptırıyorsunuz? Evet. Çünkü anne yaptırıyormuş. Tamam. Sırtındaki o izler daha derin vaziyette duruyor.
Ya ben bakamıyorum ben. 5'i de muayene edildi, 5'ine de sağlam rapor kız, verildi. Kızım nasıl dediği oldu şudur, bakın bir, benim yanımda ikincisi, bir ay kaldı. Ben ya babayım, bu beni kimse durduramaz. Ben o izleri görsem evladımda, beni kimse durduramaz. O babasını neden sorur İstanbul'a şu anda. Kadar bekliyor? O baba sadece hesap sorar sormaz, o beni ilgilendirmiyor. Beni durduramıyorlar işte. Bir dakika, bir dakika. Evet. Yengeyi hatta alalım bu arada, yengeyi alalım. Şu Fidan Hanım, evet. Bizim çocuklarımız cin gibidir. Özlem'in kendisi de bilir. Biz çocuğa bu izlerin nasıl olduğunu sorduğumuzda Ali'nin yaptığını hayır söylüyor. Adını duyduğu adı zaman çocuk kaçıyor, hayır, korkuyor, hayır, altına işiyor. Bir dakika. Bu izlerin nasıl olduğunu söylediğimizde Özlem şey diyor, ada diyor, şey Ali diyor uf yaptı diyor. Anne ne yapıyor diyor da sorduğumuzda da anne uyuyordu, uyanmadı mı diyoruz, yok diyor. Bir şey söyleyeceğim Ali. Çocuklar Özlem oraya benden önce yatar, benden önce kalkar. Ay bir dakika, bir dakika. Şey Yakup Bey, Yakup Bey bir saniye. Ali, çocuklar efendim oraya geldiğinde bir tanesi çok yaramazmış galiba. Kız hiperaktif. Bir tane çok evet, yaramazmış. Evet. Sonra kız senin yanında geldiği zaman Özlem bir şey söylediğinde omuz silkeliyordu. Giderken zamansa, peki anneciğim. Peki anneciğim diyordu. Nasıl o hale getirdin çocuğu peki? Döverek. Dört tane evlat büyüttüm ben. Terbiye veriyormuş. Gelin benim bakın gittiğimde bakın, bir öyle diyordu. Bir tane iz var mı? İlk gün ne psikolojik ne fiziki. Ama senin Özlem, Ali seni şey dövüyor olsa, mu dövmüyor mu? Bir Ali'nin beni dövdüğü falan hiçbir şekilde yok. Her evde hani nasıl bir tartışma olursa aynı o şekil tartışma, sözel olarak tartışmalarımız vardı. Ali'nin seni dövdüğü can suyu evire çevire dövdüğü şekilde yok. Hı? Dövdüğü yok. Ve Ali'nin yengesi hatta sen hani dövdüğü yok diyorsun da yani bu her şeyin bilemiyorum buna adı sevgi olamaz şimdi, ya. Bir dakika yenge hattaymış. Hanımefendi hatta mısınız? Ben hattayım güzelim. Evet şu anda canlı yayındayız. Özlem de burada, sizin yeğeniniz Ali de burada. Ali neredesiniz şu anda? Kalabalık yerdesiniz galiba ama. Ali Özlem'i dövüyor mu dövmüyor mu yengesi? Ben şimdi size az önce gizli düşman dedi ya. Hı. Ben onun hiçbir zaman düşmanı olmadım dostum. Ali yanlış yapıyorsun dedi. Ne düştüğünde cezaevinde ben onu ziyaret ettim. Savcılıktan çok zor izin alarak. Dedim ki Ali sattıştım. Dedi ki ben bu kadar beklememiştim yenge. Yanlış yapıyorsun dedi, benim yanlışım. Seni ilgilendirmiyor. Hanımefendi, yasaklı madde diyelim. Yasaklı madde. Bu arada şiddetle karşıyız. Allah aşkına lütfen, lütfen, lütfen çocuklarınızı çok yakından takip edin. Yani bu maddenin kullanımı, yani sonu gerçekten çocukları çok korkunç yerlere götürüyorlar. Yasaklı madde ifadesini kullanalım. Devam edin. Yani siz Ali'yi sürekli uyardınız, sürekli uyardınız öyle mi? Dinlemediniz sizi. Eziyet ettiğini inkar ediyor. Hı. Eziyet ettiğini bütün apartman biliyor. Özlem'in yeter çocuklarıma vurma, bana vur Ali dediğine bütün apartman şahit. Ama kimsede o yürek yoktu. Desin ki Ali Borazan bu çocuklara işkence yapıyor. Tamam. Karıları dövüyordu. Neden dövüyordu biliyor musunuz? Terbiye etmek için. Hı. Ama insanlar hep onun istediği bir gibi olacak. Ben iyiyim. Ne oldu? İyiyim. Yok, ne oldu? İyiyim. İyiyim. Şey çıkart. Nasıl oldu? Ne oldu? Ben iyiyim ya. İyiyim ben. İyi değilsin ama. Ya iyiyim iyiyim. Ne oldu? Titreme geldi. Ne oldu Yakup Bey? Ya Didem Hanım, bizi bir senedir neler yaşadığımızı bir Allah biliyor, bir biz biliyoruz. Komşular bile biliyormuş be Özlemciğim yani, ya. Şimdi şöyle bir şey var. Ben bakın, sırtını açın bak. Beni bir hafta önce aradı komşusu. Sırtını açın. Simsiye olduğunu söylüyorlar. Ya komşu bizim evimizin nereden gideceğiz? Bir dakika açın. Bir dakika. Biz şunu yapabiliyor muyuz Didem Hanım? Bakabilir miyim biz sırtını içeride? Biz ana baba olarak bu çocuklar. Anne, yeter o kadar baba olarak isterseniz. Madde. Geçen gün ben tam uyanı vermemiş ben miyim? Daha annene görüyor yok musun ya? Annene bak ya. Anne ya. Ali senin annen böyle olsa üzülmez misin? Ya madem evlat Didem Hanım, niye bir senedir gelmemişsiniz? Niye peşine düşmemişsiniz? Gelemedim diyor. Düşmedim mi? Gizli numaradan arama beni dedi. Ben kaç sen benim karımı arayıp da senin kocanı arayıp benden ilişkisi var diye telefon eden sen değil misin? Evet. He? Evet. Utanmıyor musun tehdit benden etmeye? Evli, benden tehdit yok. Benden evli olduğunu gizlemişti. Tamam mı? Sana ne? Ne demek sana ne? Gizledi mi? Benim kocam. Benim eşimi bile tehdit eden adam bu. Ben, senle kocanla ilişkin var ilişkin, diye karınla ilişkin var diyor bana. Diyor, kocan arayıp. Kim? Sen. Bana dinle. Ben rica ediyorum. Madem kızın neredesin sen bir senedir? Ben rica ediyorum. Ya.
Hafta sonu Rukiye ve abisiyle ilgili neler yaşandı? Gelişmeleri ilk kez açıklıyoruz. Gizli tanığın iddiası doğru mu? 20'ye yakın telefon görüşmesi yaptım. Kocasını Rukiye ve abileri mi öldürdü? Sen gel dedi, beni bu benzinlikten al. Gizli tanık o anları ilk kez canlandırdı. Burada çuval yanında, elinde bana böyle yaptı. Vazgeçme, Mersin'de iz peşinde. Kavşak burası, bıraktığım yer benim burası. Rukiye'yi şaşırtacak tanıklar canlı yayında. Uçak tek mi dedi? Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Hafta sonu Rukiye ve abisiyle ilgili neler yaşandı? Gelişmeleri ilk kez açıklıyoruz. Gizli tanığın iddiası doğru mu? 20'ye yakın telefon görüşmesi yaptı. Kocasını Rukiye ve abileri mi öldürdü? Sen gel dedi, beni bu benzinlikten al. Gizli tanık o anları ilk kez canlandırdı. Burada çuval yanında, elinde bana böyle yaptı. Vazgeçme, Mersin'de iz peşinde. Kavşak burası, bıraktığım yer benim burası. Rukiye'yi şaşırtacak tanıklar canlı yayında. Uçak tek mi dedi? Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Şimdi az önce çok maalesef tatsız anlara tanıklık ettiniz. Rukiye bile şaşırdı. Hatta heyecan içinde oturuyor. Yani senden başka bu olaylarda hayatta herkesin başına bir şeyler gelebiliyor değil mi Rukiye? Geliyor. Birazdan seninle ilgili de konuşacağız. İnşallah seninle sakin yayın yaparız ama çok kestiremiyorum yani. Ben kendime çok güvence veremiyorum ama inşallah. Ben de sevgili izleyiciler, Rukiye ile ilgili güvence veremiyorum ama bu kez inşallah Ali ve Özlem'de daha sakin bir yayın yapacağız. Çünkü sakin konuşmak istiyorum. Çünkü bizim bu konuştuğumuz konularla ilgili dersler çıkarmanızı rica ediyorum sizden. Şimdi Ali de Özlem'de yasaklı madde kullanmışlar ama çok pişmansınız Özlem inşallah. Değil. Özlem kullandırılmaya maruz kaldı. Şey. Çünkü annen öyle söylüyor da. Evet. Ya kullandığını söylüyor. Benle olduğu günden itibaren bir kere alkol alma talebinde bulundu. O da çocuklara ben verdiğim gün. Çok canı yanıyordu. Onu da gene içemedi zaten. Ama pişmansınız değil mi kullandığınız dolayı için? Ben kullandım. Uzun süreler kullandım. Pişmanım. Çok pişmanım. Neden? Bunun en büyük sebebi ailelerin evlatlarına ve yakınlarına ve gençlerine sevgi vermemeleri. Sevgi açlığı. Bir arayış içindeki insan bunu kullanıyor en çok. Evet. O arayışını bununla tamamlıyor. Maalesef. Bununla o yokluğu kapatmaya çalışıyor. Ve ama yıllar sonra anlıyorsunuz. Ama mahvediyor, hayatları söndürüyor yani. İnsanı maalesef öldürüyor. Kariyerini bitiriyor. Her şeyini bitiriyor. Evet, sonra da hayatınızı kaybediyorsunuz. Orhan Melli'nin bir uyarısı gerekiyor. Var. Sonra Cansu'yu davet edeceğim bu burada. Bu konuda şu şekilde bir uyarıda bulunalım. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün geliştirdiği Uyuma isimli bir program var. Çevrenizde kullanan, satan birisini gördüğünüz anda bir butona basmanız yeterli. Anında ekipler oraya gelir, gelirini de yapar. Yine peki, emniyetin tedavi açısından da bununla ilgili kampanyaları var. Yapmış olarak. Var. Oraya da katılabilirler. Ama evet, maalesef çok yoğun bir şekilde de kullanılıyor. Evet. Şimdi o evde olan Ali ile beraber o evde yaşayan ve birçok şeye tanıklık eden, aslında biz önce Cansu'yu bularak bu meseleye geldik, sizin meseleye. Ali'yi öyle tanıdık. Bir süre o evde Özlem'le beraber yaşadığını ve birçok şeye tanıklık ettiğini söyleyen en önemli tanık aslında Cansu. Sabriye sakin ol. Çünkü Cansu'nun anlatacakları bizim için çok önemli. Bu yüzleşme benim için çok çok önemli. Cansu'yu davet edelim mi? Gelsin Cansu. Cansu gelir misin kızım? Cansu 19 yaşında. Beraber ne kadar yaşadınız? 2,5 ay takriben. 2,5 ay. Hoş geldin Cansu. Yüzleşmeye hazır mısın? Hazırım. Her şeyi anlatmaya hazır mısın? Tabii ki de. Sen farklı iddialarda bulunuyorsun. Olmuş. Özlem diyor ki farklı iddialardayım. Özlem ne olmuş? Cansu ne olmuş? Bir gülümsedin Cansu'yu görünce. Başka bir şey söyledi de. Şimdi sen o evde önce Ali ile beraber yaşadın. Evet. Hatta o fotoğraflar da var arkadaşlar. Daha fazlası da var. Çok daha fazlası da var. O evde birlikte yaşadın. Ali ile birlikte o evde yaşadığın için pişmanlık duyuyor musun? Yani sonraki olaylardan sonra duyuyorum, evet. Çok yüzüne bakmıyorsun Ali'nin. Bakmak istemiyorum çünkü. Yüzü tutmuyordur.
Yüzü tutmuyordur. Senin yüzün tutuyor mu? Tabii ki de. Benim içim gönlüm rahat. Ali ne kadar rahatsın. Ben ayrıldıktan sonra bile belli bir süre kolladım. O yüzden rahat benim için. Sen deme, ben kızınla konuşacağım. Birazdan Sabriye bir dakika. Sabriye bir dakika. Cansu, sen o evde Ali'yle beraber, Ali Borazan'la beraber yaşarken Özlem ne zaman geldi o eve? Özlem ne zaman geldi? Sanırım bir ay, buçuk ay geçtikten sonra sanırım ama diyorum bunu. Hı. Tabii ki de o zaman geldi. Ve siz o evde Özlem, sen beraber yaşadınız. Evet, yaşamak zorunda kaldık. Neden yaşamak zorunda kaldın? Yani Ali öyle dedi. Yaşamak zorunda kaldınız dedi burası. Evet, doğru. Ve her gün ben onlara teşekkür ettim. Daha ileri gitmeyeyim. Teşekkür ettim ve hani bunu onlara Ali yaşattığım, yaşatmak yanlış. Zorunda kaldığım için. Ama bakın, cezaevinden yeni çıkmıştım ve eksi 180 bin lirayla çıktım ben. Yani hayat Ali, mücadelesi var, 4 yeri... tane çocuk var. Ya Ali, 4 tane çocuk var, eksi parayla çıkmışsın. Bir tane 18, 17, 18 yaşındaki kız orada duruyor. Sonra gidiyorsun 2 tane çocuklu kadını o eve getiriyorsun. Bırakın. Evli bir kadın. Yani ona Ali sen kimsin ya? Kalamadım yani, yanıtsız kalamadım. Sen kimsin diye bir şey yok. Sizin yaşama tarzınız var, bir de benim yaşama tarzım ya var. Ya ben empati benim kuruyorum. Bak, ben bu yayında şunu öğrendim. Ben sessiz kalamazdım ona. Bak, ben bu şu yayında şunu öğrendim gerçekten. Onu da bırakamazdım. Yani empati kurmak ve insanlar olduğu şey, ama yine hala şaşırıyorum. Hala inanamıyorum. Ya hayatta bazen soruyorlar, gerçekler mi? Evet, hayatın maalesef gerçek insanlar. Bana bir sene önce söylenseydi ben de şiddetle karşı çıkardım. Bir şey yani başınıza gelmeden bilemiyorsunuz. Ali sen bir Cansu seni nasıl dövdü, neden dövdü anlatır mısın? Dinlene dinlene dövmüşsün ya. Kim? Ben mi? Cansu anlatır mısın? Ben de kalp var, nefes darlığı var. Nasıl döveceğim dinlene dinlene? Öyle diyor. Anlatır mısın? Korkmuyorsun değil mi? Anlatacaksın. Yok, ben o kadar korkmuyorum. Kötü bir adam olsam niye zaten buraya çıkmazdım ki? Korkudan. Ha? Ben korkmuyorum. Kimseden korkmadım bu zamana kadar. O zaman niye yaşadığın korkuyorum? Her şey Ali'nin gözüne baka baka anlatır mısın? Korkarak panik alıyordu. Nasıl, anlamadım Özlem? Korkarak kalıyordu ya, şimdi de kalkıp diyor ya. Ben ya kimseden sen Allah aşkına hiç konuşma, tamam mı? İki tane çocuğumu ben çocuğuma konuşurum. Vurma diye vururken sen şimdi nasıl bir annesin, çocuklarını iki tane neden bırakıyorsun? Neden şikayet etmedin? Niye şikayet edeyim? Ya ben sen kadar, nasıl korkuyorsan da erkensen ben de öyle korkuyordum, anladın mı? Hmm. Demir parmaklı olmayan evden kaç. Kaçamadın sen değil mi? Sonra gittim zaten, bir biz daha bak, geldi. Biz bak, bazı şeylerin hatırına Durukta. Konuşmadıklarımız var. Hiç konuşturma. Annem boş ahlak, ver. Saygı, sevgi çerçevesinde yapalım programımızı, gidelim. Biz buraya sana bir şey kanıtlamaya gelmedik. Biz ben zaten bana kanıtlayın diye gel. Çizilen profili. Bana kanıtlayın diye gel demedim ben zaten geldik. Size. Onun anneliğini, benim bilmem neyim sorgulamak sana kalmadı. Anlatabiliyor muyum? Ya sen hayır, senin yanında konuşuyor şey ya. Sen bellisin, ben belliyim. Senin yanında konuşuyor ya. Herkes hak ettiği yerde. Dikkat et. Niye, senin yanında olmak ayrıcalık mı? Bence ayrıcalık. Ben isterdim benim gibi bir kocam olsun. Vallahi. Kadın olsaydım valla. Valla bence şanslı ben ki. Çünkü ben sevmeyi biliyorum. Gerçekten biliyorum. Ben hiç istemezdim. Seni nasıl dövdüğünü ve neden dövdüğünü anlatır mısın? Çünkü bize öyle söyledin. Yani evden gittiğim buradayken... için. Hı. Evden gittim. Evet. Evden gittikten sonra buldu. Hı hı. Ondan sonra eve gelince de dövdü. Ve silahın kabzasıyla dövdü seni. Dinlene dinlene dövmüşsün. O yalan. Silahın kabzasıyla vursam illaki iz kalır. Kabze dediğiniz yer şeydir, çeliktir. Sırtında izler var, biz biliyoruz. Ama sırtına mı vurmuşum kabzeyle? Öyle bir şey yok sen ki. Sen tekmelemedin mi beni yerde? Hayır, saçma. Yerde mi tekmeledim? Sen tekmelemedin mi? Başkasını söylüyordun. Saçmalama, tabii. Kemerle birisi seni ben dövmüş de sırtında izler kalmış. Onu herkese kendisi gösterdin. Kendisi söyledi. Hayırdır? Ne? Evet, ne, ne? Bulamadın mı söyleyecek bir şey? Vakit kazanıyorsun. Yapma. Ali yoktu. Tabii. Sen kendini anlatmıyor muydun? Sen ikisini odaya katıp da ikisini dövüp de Cansu evine kal. Evet. Ha, sen neyi saklıyorsun benden? Bir dakika. Açın kanalı sesini. Neyi korkuyorsun ses. Kızım? Bağırma. Benim sen benim işime bağıramazsın. Şey. Seninle gel. Sen Didem Hanım. Bağırıp. O evde böyle bir saçmalık var mı? Kaçtırmadım Cansu elinde. Ben... Bana bak, terbiyesiz. Tamam, hakaret etme. Tamam. Kendine gel. Senin kızım yanında kendine ne oldu sen? Dışarı çıkıyor. Kendine gel. Sabriye, Sabriye, Sabriye. Ali Borazan'ın söylediği tek bir doğru var. Ali Borazan'ın söylediği tek bir doğru var. O çocuk senin yanında sevgi, yani şey Zeli Hanım'ı bilmiyorum ama orada da sevgi görseydi bence. Ya da kendi şu an kocasında çocuk sevgi görseydi Ali Borazan'ın gibi bir adamın yanında, özür dilerim bunu söylediğim için ama ya yaşam tarzı, yaşam tarzı olarak söylüyorum. Kişilik olarak algılamıyorum. Kişilik, ahlaki olarak söylemiyorum. Kişilik olarak ve yaşam, kişilik olarak da söylemiyorum. Yaşam evet. Tarzı olarak. Böyle bir insanın yanında senin kızın gitmezdi. Tamam, ben sevgi verdim. O vermiş. Ali Borazan cezaevinden çıktı. Dördüncü kattan atladı kız, ediyor. Allah'tan kork. Allah'tan kork.
Kimi satmışım kimi? Ya sen cezaevinden çıktı, Cansu senin yanına kaçtı. Kaçtı. Kaçmadı, zorla geldi. Kaçtı. Sen tuttun. Ben tutmadım. Sabriye, Sabriye, Sabriye. Sabriye dur bir dakika. Sabriye, Sabriye bir saniye. Anne şunu söylüyor. Senin tamam, kızının bana tamam, zarardan başka tamam, bir şey bir yok. Tamam, bir saniye. Bir dakika Ali, bir saniye. Şunu söylüyor Cansu. Evet. Ali'nin pazarladığından bahsediyor. Böyle bak, bir şey var mı? Dizem Hanım şöyle bir şey. Ben yalan konuşamam burada. Bu zamana kadar çıktığım yayınlarda da asla yalan konuşmadım. Tamam söyle. Öyle bir şey görmediğim için bilmiyorum. Yani benim yanımda da öyle bir şey olmadı. Ali yapmadı yani. Sana böyle yani bir teklifte bulundu mu? Hayır, bulunmadı asla. Ben Ali'nin yanına kendim isteyerek gittim. Evet, Ali ilk başlarda gayet iyi bana davranış falan, her şey iyiydi. Ama sonrasında Cansu'yu, pardon, Özlem geldikten sonra ikinizi yani bir odaya kapatıp... Bak, anlaşılmazlıklar oluştu tabii ki de. Ben kabul edemem yani bir kadınla birlikte. Hı-hı. Cidden kabul edemem. Peki Özlem'le beraber, Özlem geldikten sonra o evde kalmayı niye kabul ettin? Neden kabul ettin Özlem'i? Yani o birazcık bir şey, ben de tam olarak bizim ayrılmamız onun kaçması falan değil Didem Hanım. Bakın burada çarpıtıyorlar beni kötü göstermek için ve yaptıklarını aklamak için. Aynen, karalama çabasıdır bu. Başka bir şey değil, başka bir adı yoktur. Yaptıkların iyi bir şey değil, farkındasın saniye, değil mi? Bir saniye ama. İhanete uğramışım onun tarafından, aldatılmışım. Bunu ha, öyle mi? Paklayamaz. Ha, yeğeniyle beraber. Aldatılmadı. Uzatmayalım. Şey, sokak şargonuyla konuşuyorum da. Tamam. Uzatmayayım ben. Bunu aklayamadı ve böyle bir insanla ben devam edemezdim. Ben zaten ona gitmesini söyledim. Ya zaten eve Özlem'i getirmişsin. Evet, kaçmak da değil. Ben uyurken not bıraktı gitti. Bu yani. Bu kadar rahat mı gittin? Evet. Evet. Gittikten sonra da gittiği yer bana bildirildi. Ben şunu anlamıyorum ben ama. Ben kızlarımızda da çok büyük hata görüyorum. Allah aşkına. Özlem geldikten sonra o evde kalmayı, hatta siz bir odaya kapattığını söylüyorsun. Çocuk da o sırada Özlem'in kucağında mıydı o çocuk? Evet, çocuğun ne kucağındaydı. Ne yaptı size o sırada? Yani bana bir şey yapmadı o sırada. Bana bir şey yapmadı. Ben o canına da söyledim sorduğun zaman bunu. Ama Özlem'e ne yaptı? Özlem'i dövdü. Ben yani yalan söyleyemem. Ya senin üstüne getirdiğimi dövdüm, seni bıraktım mı? Allah aşkına bir tutarlı konuş ya. Yo, ben zaten doğruyu söylüyorum şu an. Bana ben hiç... toprağa çocuk vermiş insanım 3,5 yaşında. Ben nasıl onun çocuğuna vuracağım? Nasıl falan filan yapacağım? 10 senedir çocuğundan ayrıldım. Vurduğunu bak, iki gözüm aldı. Rabbim benim şu an kalbimi de biliyor, her ben şeyimi de biliyor. Yakın zamanda ben kanser hastasıyım, zaten öleceğim diye yalvardığını da biliyorum. Ya boş ver, uzatma bana. Gerek yok. Ben senin yalanlarını biliyorum, yeminlerini biliyorum. Hani Allah yeminden kimseye çarpmamış ya. Sen de biliyorsun, seni de çarpmayacak. Ama raporlar var Ali, bak tamam. Sen diyorsun ki Ali, raporlar var o çocukların, evet, işkence sağlam gördüğüyle ilgili raporlar var. Sağlam raporu var ama, da var. Bizde gördüğüne orada dair var mı? Bir, ikincisi ya bunları konuşmayayım, insanlar zan altında kalmasın diye diyorum ama olmuyor. Özlem'in babasının çalıştığı hastaneden alınıyor. Niye? Hangi? Niye? Devlet hastanesi değil mi burası? Devlet hastanesi ama babasının görev yaptığı, çalıştığı yer, yıllardır çalıştığı yer. İki İzlere tane emekleri ilgili. İzler ne? İzlerin tarihi İzlerin belli değil işte şefim, onu söylüyorum. Bak, şimdi Ağustos ayında alınan, hı-hı, rapor bu. Evet. Sen de bahsettiğin raporları aldırmışsın ya ödemişti, evet, emniyette. Yakın tarihlerde. Yakın mı birbirine, yakın tarihler? Evet. Yakın tabii. Sen de getirsin keşke. Ya, ben uğraşamam o kadar şeyle. Bakın bu programın zaten bana eksi. Mesela bak şeyin, Özlem ellerini uzatır mısın? Görelim ellerini, evet, Pakize. Bak, yaralar var. Onlar nedir? Efendim ona bende de var. Benim hayır, de nedir? Göstersin mi göstersin? Biz aşağı dur. Kulağımız var, bilmem neyimiz var. Ha, evet, aşağı in. Şuralarında bak kesikler. Onlar vitaminsizlikten vesaireden iyi olunan şeyler. Bende bak de var. Burada bir sürü izmaritle yapmamız. Şefim bakın diyorum ki bende de var. Bunlar. Beni de mi birisi dövdü? Hayır işte, neden kaynaklanıyor onu anlamaya oluyor çalışıyorum. Oluyor. Hani Ödemiş'te yaşıyoruz. Hayır. Bahçemiz var, bilmem neyimiz var. Bir dakika, bir dakika. Ali, hayır, bir saniye. Yapıyorum. Bir şey diyeceğim. Şurası şiş bak. Bu, bura çok şiş. Şu an ve mor. Ödem var orada. Yani. Yengeyi de hatta alalım şey, arkadaşlar. Şurada da keza var. Özlem. Yani bir yere vurmuş belli, şişmiş. Yani şöyle tuttuğunda o. Görünüyor. Sen iki çocuğunun üzerine yemin eder misin Ali'den dayak yemediğine dair? Dayak falan yediğim yok benim. Çocuklarını dövdü mü? Hayır. Hiçbir şekilde. Ya bu adam zaten 10,5 senedir kendi çocuğundan ayrı. Ve hani çocuklara o kadar düşkün bir senin insan çocuğun, neden senin çocuk, senin çocuğun çok yaramaz olduğu söyleniyor. İşte böyle ama çocuklar yaramaz dedi, bunları hak edecek diye bir şey yok. Hareketli yani, sadece. Çok hareketli diyelim. Hareketli. Adı ne? Mesela her istediğini ağlayarak yaptırmaya çalışıyordu. Hani Ali ne yapıyordu o sırada? Şekilde, Ali ne yapıyordu o sırada? Benim yanımda değiller ki. Ben görmüyorum bile ağladığını. Ali'nin odası ayrı. Bizim oturduğumuz yer ayrıydı.
Cansu sen yalan mı söylüyorsun? Ben evci olduğumdan Didem Hanım. Ben kahveye gitmem. Eğer Didem Hanım ben yalan söylüyor olmuş olsam. Tamam, bir dakika. Cansu dinleyelim. En önemli tanık Cansu çünkü. Evet. Ben yalan söylüyor olmuş olsam. Karşıya bakarak konuşalım. Yani ben yalan söylüyor olmuş olsam. Telefona bağlanan kişi de. Yalan mı söyleyecek yani? Yenge de söylüyor. Yengesi. Yani şimdi konu komşuda mı yalan söyleyecek? Hadi bir kişi ben yalan söylüyorum evet. Beni destekleyen yok mesela. Konu komşu evi nereden görüyor? Bir açıklasana bana. Didem Hanımlar söyledi ben ondan biliyorum. İkincisi benim gibi bir adama bahsediliyor ya canavar. Benim gibi bir adamın evini nereden bilecek? Şaşırmayın ya. Bir konuştuğunuz önce bir düşünün. Mantık eriyor mu? Ermiyor. Ondan sonra konuşun. Bu senin telefona bağlanan yengen ne sen? Çok iyiydi, samimiydin. Hala samimiyim. Hala samimiyim. Ama bağlandığı zaman niye öyle demiyor? Şimdi samimi olmakla... Ne, ya Cansu Allah aşkına konuşturma beni ya. Sevmek konuş, mi gerekiyor? Konuş, konuş da konuşalım herkese? Yani. Konuşarak anlaşılacak samimi bir durum bu. Samimi olduğun herkesi sevmek zorunda mısın? Değilsin. Yo, insan her şeyi sevebilir ben yani. Ben canımı veriyorum, seviyorum demedim ki. Samimiyim dedim. Ben de sana samimiydin, seviyordun değil mi dedim. Evet. Ben seviyorum demedim ama samimiyim dedim. Bu insan benim hakkımda böyle konuşuyor. Konuşuyor. Daha önce de gitti şikayet etti. Yenge attı mı arkadaşlar? Yani görmemiş olarak mı konuşuyor? Alındı. Ben kimim ya bu kadar tamam. Sağlam rapor Ali, alacağım Ali, hastaneden? Ali yengen hatta birçok şeye tanıklık etmiş. Evet. Aslında senin bazı yanlış yollara girdiğini dolayısıyla bu oradan çıkman söylüyorum. Gerektiğini dün de, söylüyor. Dün de sizin hatta spiker, şunu... dün sizin habercileriniz yanımızdaydı. Hoparlörden konuştum. Dün de bana dedi ki yarın yayında ne diyeyim? Ha öyle ben mi? Ne diyeyim? Evet. Ha, böyle mi dediniz yengesi? İki tanesinin yengesi? Haberciniz şahit buna. Tamam. Yengesi böyle mi söylediniz? Didem Hanım, buyurun. Ben dünyanın izlediği bir kanalda hiç kimsenin cesaret edip Ali Boraz'ın için söyleyemeyeceği şeyleri ispatlı söyledim. İki kez ihbar ettim. Biri kadınları dövüyor diye, biri çocukları dövüyor diye. Artı aile içinden bunun ihbarlarını almıyorum. Her gittiğimde de onu uyardım. Ve ben neden Ali'siz bir hocam? Gün geçirmezken Ali bu işlere girdiği için ben Ali'yi görmüyorum. Seviyorum, çok seviyorum. Ona her uzulumun her organı lazım olsa veririm. Ama yanlış yaşadı. Benim çocuklarım ona amca derken çocuklarımı da o işin içine dahil etti. Etmemeliydi, yapmamalıydı. Ben ona her onu gördüğümde yanlış yapıyorsun yenge, Ali sen kendinde... Yengesi hanımefendi, hanımefendi sizin aranızdaki mesele şu anda bizim konumuz değil. Ben şunu merak ediyorum. Herkes Özlem'in o evde dayak yediğini ısrarla söylemesine rağmen Özlem ısrarla dayak yemiyorum diyor. O zaman şimdi ben burada çok korkan bir yani hafif çekingen bir kadın görüyorum ama çok korkan bir kadın görmüyorum. Yani Özlem dayak yiye yiye o evde neden kalıyor sizce o zaman? Bunu çözemiyoruz. Dayak yerken biz annesi ben oğlum onun elinden alamazken önce jopla sonra önce silahın kabzasıyla tüfek. Ondan sonra elinde jopla kadın en son mutfakta bana dedi ki yenge bırak zaten ben ölüyüm dedi öldürsün. Kadın ölüm için orada duruyor. Aşk, sevgi, yalan bunlar. Ay kendini cezalandırıyor. Ben ki, kendini cezalandırıyor. Evet, ben diyorum ki Özlem yediği dayakların etkisiyle daha 3 gün önce evine gittiğimde bu olay patlamadan bir tesbih için bana dedi ki yenge ne olursun o tesbih barana dedi söyle amca evden çıkarken o gün sen götürdün desin yoksa ben bu tesbih için dedi bugün yiyeceğim dayağını at. Oğlum hatalarını tedavi ol insan. Ama bipolardan da anksiyeteye bağlı antisosyal kişilik bozukluğu tanısı var şu an. Aynen, aynen. Rahatsız ben kabul ediyorum, ben kabul ediyorum. Ama ben senin yaptığını yapıp senin hakkında konuşmuyorum. Benimki tescilli, benim seninle şahsi benim bir sorum tescilli. Yok. Ben seni çok... Kadınlara işkence yapıyorsun. Ben yeğenlerimi düşünüyorum, yeğenlerim için konuşmuyorum. Senin dediğin gibi olmuyorlar diye. Ay, Ali, bir tamam. Yengesi bir saniye, yengesi bir saniye. Ali, bak ben diğer CEO'ya aldım şeyi, annesini, babasını. Ben biraz Özlem'le yalnız yayına devam etmek istiyorum. Özlem'le yayına yalnız kendisi devam edelim. Kendisi bilir, hür iradesi Özlem, vardır. Özlem yalnız devam, annen de burada yok. Biz sana sorular soracağız. Seninle yalnız yayına devam edebilir miyiz lütfen? Buyurun. Tamam. Seni dışarı alabilir miyiz Ali'ciğim? Tabii. Şu arkaya bir alalım. Ali arkaya, hayır sen gitmiyorsun. Otur. Sen gitmiyorsun. Rukiye otursun değil mi? Otur. Soracak. Dur sen tamam. Beraberiz, baş başayız. Tamam. Bir sakin olalım. Biz beraber bir Ali dışarıda. Bir gitsin Ali dışarıya. Özlem. Buyurun. Seçtiğin ve tercih ettiğin hayat tarzının. Evet. Doğru olmadığını görüyor musun? Ya benim hani nasıl söyleyeyim ki? Seni? Hani Ali
tamam evet. Bak bana yasaklı ne olur, bak. Madde içiyor mu? İçiyordur. Ama hani bana kalkıp da kendi Cansu söylesin ya, o kadar kaldı. Kalkıp bir kere kızım, Ali dedim. Ben senin içtiğini görmedim. Onu söyleyeceksen tamam, bak. İşte hala da lafımın arkasındayım ben. Ali kalkıp bir kere olsun şey yapmadı ki bana. Al sen de iç. Böyle bir şey yapmadı zaten. Bak, Özlem, senin iki tane evladın var. Evet biliyorum. Bir tanesine lösemi teşhisi konabilir. Allah aşkına Özlem, bak sana yalvarıyorum, şu elini vicdanına koy. O çocuklar dayak yerken bunu yalan söyleyip durma. Bak cidden Cansu. Didem adam akşam başımı koyduğumda yasa iyi mi yaptım söyleyerek kötü mü yaptım diye düşünüyorum. Yemin ederim düşünüyorum ben, ya. Ben şu anda bir tercihte bulunup çocuklarını tercih edersen Ali'nin sana bir şey yapmayacağını düşünüyorum. Ya Ali zaten... Ali'nin senin bu tercihine saygı duyacağını düşünüyorum. Ya size şöyle bir şey söyleyeyim. Ben kalkıp misal veriyorum Ali'ye desem ki Ali olmuyor. Hani bitirelim. Sen yoluna git, ben yoluma git. Ali kalkıp da bana vuracak değil, bir şey yapacak evet. değil. Tamam diyecek, annemi arayacak. Anneme diyecek. Hani kızınız böyle gitmek misin? İstiyor. Evet ben çok eminim. Peki o zaman sen niye çocukların yanında değilsin? Senin çocukların şu anda baban ve annem bakıyorlar. Oğlun şu anda banyoda rahat rahat banyo yapamıyormuş biliyor musun? Tamam. Çünkü kim yaptı bilmiyorum. Ya Ali mi yaptı yapılan bilmiyorum. Bir şey yok işte. Ama ben de bunu anlamıyorum. Nasıl oluyor? Aşkım benim, senin çocuklarının yanında olman şu an için Özlem. Gerekmez mi? Özlem. Kurban olayım sana tamam, ben de hatırlıyor musun? Sana bir şey soracağım. Hatırlıyor musun? Sana bir şey sormak istiyorum. Bir dakika bekle. Rukiye İlk zamanlar. Geldiğin zamanlar. Hatırlıyorsun evet. değil mi? Ali'nin evde misafirleri vardı. Evet. Bir İzmir'den gelen misafiri vardı. Bayram zamanıydı. Aynen. Yanlış hatırlamıyorsun. Aynen. Ondan sonra sen Ali'nin annesine bir şey işaret ettin. Ali yanlış anlamıştı. Seni odaya kapatıp seni nasıl dövmüştü? Kucağında oğlun vardı. 9 aylık oğlun. Bak sözümü kesmeden dinle. Dinliyorum. O an hatırladın değil mi? Evet. Hatırladın. Ve senin ama... sen oğluma vurma diye nasıl sığınıyordun? Hatırladın değil mi? Sen onları bak bir kere vicdanına koy Allah aşkına ben ya. Sen insanlık, annelik gururun seni hiç mi yok? Sen hiç anne olmadın mı? Ben bak, anne oldum. Ben anne beni olmadım. Anneliğimle bak, kimse yargılayamaz. Ben seni yargılıyorum. Niye biliyor musun? Yargılayamazsın bak, işte. Bak ilk zamanlar yargılamıyordum. Çocuklarını çok seviyorsun. Hala daha seviyorsun. Ama çocuklarını yalnız bırakıyorsun. Onların sana ihtiyacı var. Çok ben küçükler. Yalnız bırakmıyorum. Özlem çok bırakıyorsun. Küçükler. Ben çocuklarımı istemeseydim tamam mı bırakırdım o şekilde gelirdim. Özlem. Çocukların dayak yemesin diye bıraktın. Çocukların dayak yemesin diye annesi. Annenli kalıyor. Ben bilmiyor muyum zannediyorsun? Bak şu an kasılıyorsun konuşamıyorsun çünkü aklına geliyor. Ben seni gayet iyi anlıyorum şu ben an. Ben çocuklarımı bir şey söyleyeceğim. Özledim. O anları bir tasvir eder misin? Özlem dur. O anları bize bir canlandır bize inanalım sana. Ne oldu o anlarda? Bize bir canlandır belki hafızası hatırlamıyordur ya hatırlamaya kalkar. Ben bayram zamanı çok iyi hatırlıyorum. Ama bayram sadece orada değil, bayram diye bir ben burada açıklamak oldu. İstiyorum. Ben yalan söylemek istemiyorum. Bayram diye Ali'nin bir tanıdığı bir insan vardı. Bayram zamanı diye ondan diyor. Hayır bayram zamanıydı. Bana yalan söyleme ne olursun bak ben bayram yalan sevmiyorum. Bayram zamanıydı Cansu iyi hatırla. Miyalar falan hatta kıyafet giyinmemiş miydi? Bir şey söyleyeceğim Özlem dur. O anları bize yeni bir anlatır mısın? Bekle i̇yi bir hatırla. Bir saniye bekle. O anları bize bir anlatır mısın? Belki hatırlamakta zorlanıyor. Odaya sizi kapattı öyle mi? Şöyle. Kaç odası var bu evin? Üç. Hı-hı. Üç odası var. Bir tane de mutfak var. Hangi odaya kapattı sizi? Belki hatırlamakta zor. Ali'nin kendi kapıdan girer girmez sağ taraftaki. İkinizi odaya koydu. Çocuk tabii. Mesela, sol taraftaki. Oğlu mu var kucağında kızı mı var? Oğlu vardı. Küçük 9 aylık. Sonra ne oldu? Hatta o gün Barlas'la Mia annesine gideceklerdi. Oğlanlar. Şeylerin çocukları. Ali'nin çocukları. Odadasınız ve ne oldu? Anlatır mısın lütfen? Şöyle ilk başladı. Ali'nin annesine bir şey işaret ediyordu sehpanın üstündeki. Ben çok iyi biliyorum. Ben de çok iyi biliyorum. Yani ben cidden ben bu dünyayı hiç düşünmüyorum Özlem. Hiç kusura bakma cidden. Düşünme. Ben çünkü öteki dünyada başlıyor her şey tamam mı? Bize odadakileri anlat. Odadakileri anlat. Girdiniz odaya. Girdik odaya işte sonra dövmeye başladı Ali. O zaman da Özlem'in kucağında oğlu vardı. Oğluna vurmaması için köşede yani... Camın yan tarafının dolabının olduğu yerde kıyafetlerin falan oraya
oturdu yani, öyle söyleyeyim. Saklandı mı oraya? Böyle şey yaptı, çocuğunu korumak amaçlı. Özlem seni, Ali seni kaç saat dövdü? Beni Ali dövmedi dedikçe. Bak dövmedi deme, Allah aşkına dövmedi deme ya. Senin vicdanın rahatça şu an. Ali çıktı sen gitti. Sen bu kadar yalancı birisi değildin. Sen böyle bir kız değildin. Bak böyle bir kız değildin. Ben zaten böyle değilim. Ne oldu sana? Ne oldu? Bana ne değişti? Bir şey olmuş. Senin güzelliğin gitmiş. Yok. Sen çok güzel bir kadındın. Hani saçlarını hep düzleştirirdin, fön çekerdin. Ne oldu? Bir şey oldu yok. Olmuş. Özlem yalan söyleme burada Allah aşkına ya. Ali de yok ya. Ya Ali yok, olsa da fark etmiyor zaten. Fark ediyor. Fark etmiyor işte. Cansu siz dur, bunu anlamıyorsunuz. Rukiye sence doğruları söylüyor mu ya? Yok yanlış ablam, senin iki çocuğun. İki çocuk var değil ya mi Rukiye? Bak. Bu senin beynin yorulmuş vaziyette. Bak senin beynin yorulmuş diyor. Ya gerçekten yok. Ben ne zorla tutuluyorum. Ama bir anne çocuğunu nasıl sokağa atar, bunun farkında mısın? Ben çocuklarımı hiçbir zaman sokağa atmadım. Ben ya şu anda sokakta yasal yolla hareket edeceğim. Sokakta hani şimdi etmeye çalışıyorum. Ben bir şey söyleyeceğim. Peki sen yasaklı madde testine hazır mısın? Evet. Verir misin bize? Veririm. Hı? Her şekilde veririm. Verirsin. Evet. Gözlerin hiç öyle demiyor. Madde de olur. Ben bütün testlerimi verebilirim. Benim için sıkıntı yok. Ben çünkü içmiyorum. Sen çocukları merak etmiyor musun? Özlem'in hareketleri ve... Ben çocuğumu merak ediyorum. Tamam. Ali gelmek istiyormuş diyor. Gelsin Ali. Çocuklarını merak ediyorsun. Şu saçını azıcık çek ya. Vallahi ben daraldım böyle gözünün önünde. Ali gel Ali. Gel Ali. Şey git Cansu'ya ne oldu? Hani benim gerçekten Ali'den korktuğum ettiğim ben Ali'den hiçbir bak, şekilde hayır, bir şey Ali'den yok. Ali'den korkmayabilirsin. Tamam ama tercih ettiğin hayat tarzının doğru bir hayat tarzı olduğuna görüyor musun? Sence doğru bir hayat tarzı mı? Çocukların... Canım, herkesin yaşantı tarzı ya da herkesin doğrusu da kendine, yanlışı da kendine. Biz Özlem'e soru soruyoruz. Yaptırımları. Hani yeter artık, benim eşimi bu tür sorularla muhatap etmek istemiyorum. Gerçekten çok üzgün. Ben ve bir şey rica edebilir miyim? Medeni kanunumuz var. Eşin değil ben, şu anda. Ben şurada konuşmak istemediğim şeyler benim de var. Benim eşim değil. Problemleri var. Anlatabiliyor muyum? Kendini ifade etmekte ben de ben başka bir şey söylüyorum. Ali Bey. Buyurun, yani lütfen buyurun. Rica ediyorum. Hı-hı. Ben bir hukukçu olarak bir annesini rica ediyorum. Annesini buraya alabilir miyiz annesiyle babasına? Ne sende, anne ne baba sende gelsin. Çünkü ikiniz de şu an başka biriyle evlisiniz. Boşanırsınız, evlenirsiniz. Benim evet eşim olsun. Benim gönüllü nikahlım. Evet eşim. Ha, onu de kabulümdür ama eşim deme lütfen rica ediyorum. Ben bundan çok rahatsız rica oluyorum çünkü. Şu da Özlem bir annenin var. Senin tekrar annenle konuşmanı istiyorum. Lütfen sakin sakin konuş. Sakin sakin konuş. Bir şey söyleyeceğim Didem Hanım. Biz mi Ademir, cam şişe miydi? Şey mor morardı gözü, görmüyor musunuz? Cam şişe. Olmaz arkadaşlar, niye cam şişe veriyorsunuz? Daha ne derse benim eşim değildir zaten, ben bizim bırakırım. Bizim cam şişeler gitmiş. Aynı yerde bırakırım. Allah Allah, olmaz ama orada bizim sana hatamız. Normalde cam şişe olmaması lazım. Yokum. Nasıl, anne derse yok musun? Yokum. Küçüklüğümü de yalamam ben, iyi bilirler. Eşim değildir benim. Kalk. Sakin sakin konuşur musunuz? Hayır, bizim yayınımız yok. Ben şimdi kızınıza... Nereye gidiyorsunuz? Gitmeyin canım, nereye gidiyorsunuz? Rukiye ve abilerinin yayın sonrası itirafları stüdyoya bomba gibi düştü. Bağladınız mı, bağladınız mı? Bağladık, ne bağladık? Neden bağladık? Kendine zarar vermemesi için bağlamış olabilir. İpiyle zincir yok. Onun ikisi beni dövdü, dövdü. Bunlar ne kadar devam etti bağlamanız? 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 filan. Bunlara sürekli bu durmuş kılınç şiddet uyguluyordun. Abime telefon açmış, siz mısınız? Kızınıza neye sahip? Birkaç kere köye geldim. Köyden elimden telefon aldılar. Sürüyerek arabaya attılar. Aile ortamını dağıtmak istediler. En sonunda ben bu adama sığındım. Evde az bir huzursuzluk oldu mu evi terk eder giderdim. Üzerinde barut izi çıkan Rukiye'nin kıyafetlerinde nasıl kan yoktu? Bulaşır o kan vücuduna. Bilmiyorum. Ama ayrıca şey de var değil mi? Böyle mi kucakladın? Şöyle kucağa ben korktum her dedim. Her yer kan olmuş Veli. Şurada. Her yer kan olmuş. Üzerine kan olmaz mı? Şurada kan, bak, beni görelim, beni görelim. Bana doğruyu söyle. Vallahi doğruyu söylüyorum, beni, gerçekten Didem, doğru. Üzeri kan olur mu olmaz mı? Doğruyu Didem, söylüyorum. Bak, kan olur Veli, bana bak kan olur, ya, senin abla, kan olur yani. Rukiye, dördüncü kocası Mehmet Kurt ve şimdiki eşi arasında
2 yıl sonra büyük yüzleşme yaşandı. Ünlü, Rukiye'nin bıçak çektiğini söylüyorsun. Mehmet Kurt yalanlıyor. Hayır, karşısına çıkarım Mehmet Kurt'um. Peki bıçak çekmiş mi? Hakime de anlattım, hayır. Rukiye bana bıçak çekmedi. El alemin günahını niye alayım ben? Çekmedi de o adamın başını yakmanın yolunda. Hayır abla, dedi ki bıçak çekti dedi. Mersin Silifke Çatal Köyü'nün yaylasında Yılmaz Kılınç'ı kim öldürdü? Bu sorunun yanıtını arıyoruz. Hepiniz Rukiye'nin de söyleyeceğini merak ediyorsunuz. Yolda beni çeviriyorlar Rukiye. Herkes seninle ilgili birçok soru soruyor bana. Evet. Rukiye mi kocasını öldürdü diye soranlar var. Murat olabilir mi diye soranlar var. Yılmaz Kılınç'ın evlatları Mercan burada, Murat burada, Talip Bey burada ve ikinci kocası Durasan burada. Murat'ı nerede diyordun ya, Murat da gelmeye karar verdi. Murat'la da birazdan yüzleşirsiniz ama sen hep Murat'ın bu işi yaptığını söylüyorsun. Evet. Katilin Murat olduğunu Murat söylüyorsun. Katil. Şimdi Murat katilse birazdan onların detaylı konuşacağız. Senin konuşalım, abilerin de... Benim korkacak hiçbir şeyim yok. Birazdan Veli Bacak gelsin. Durmuş abin senin Kılınç, gelsin. Abi beni rehin aldırıp dün karakola. Evvelki gün karakola. Tamam dur. Veli Bacak bir gelsin. Savcı korkusuna. Niye abim savcı korkusuna bir odaya kapatılıyor ifade durulacak Nidem Hanım. Savcı, gizli savcı kimse çıkacak meydana. Savcı da, hakim de, jandarma da senin kocanın katilini bulmaya çalışıyor. Savcı var. Anladım, iner inmez. Reynal. Veli Bacak. Veli gel Veli. Nerede ben... o yasak kanun? Benim katilim olsun öyle bir yasak kanun varsa. Hoş geldin. Aleyküm hoş selam. Buldum. Alalım seni kardeşin yanına. Şöyle gel. Zaten buraya oturursa şaşırırım yani. Bir de buraya otururmuş. Nereye? Seni terk edermiş Veli Bacak. Yok beni terk edecek. Ben bir şey yapmadım. Dur haberiyle otur. Biraz daha yakın otur diyor. Tamam. İsmail hazır mı arkadaşlar? İsmail Bacak'ı bir göreyim ben. Kardeşiniz Mersin Selifke'ye gitti. Abim niye? Jandarma çok... ifadesini almak üzere onun bilgisine başvurdu. Neden bilgisine başvurdu? Birazdan hepsini konuşacağız ama önce çok önemli bir tanık var. O tanığın bildiği çok çok önemli bazı detaylar var. Hazır mısınız sana anlatacaklarına? İsmail hepsini yalanladığını biliyorum jandarmada ama ben şunu merak ediyorum. Merak ettiğim şey de özellikle tanığın röportajından sonra soracağım sizlere. Tanığı bir ipucuna katalım da ondan sonra araştıralım İsmail Bacak'a. Bak bakayım tanık nereye anlatmış. Gelsin ekranlara tanığın anlattıkları. Ben güveniyorum abime. Tanık nereye kattı? Rukiye'nin abisi orada arabaya bindi. Siz bu yol üzerinden geldiniz. Buranın ilerisi Mut yoluna çıkıyor. Bura Mut, Karaman, Konya, Ankara. Ben Mersin istikametinden gelirken, Silifke istikametinden bu yolu kullandım. Kaybolmayayım diye bu vatandaşı aldım buradan. Bu vatandaş arabama bindi. Telefonla bayağı görüştü. Kontürü yoktu. Sonradan buna kontür geldi. İşte mesaj geldi. Tıt tıt diye bir sinyal verdi. Adamı aradı kontürü yoktu. Kontürün geldiğini falan söyledi. Ondan sonra birkaç kişiyi daha aradı. Ama bu 7 ile 8 arası. Yani 8'i geçmez. En fazla 10 dakika geçti. Beni götürmemi istedi onun olduğu yere. Kendinin ve yanında çadırlar varmış başkalarına ait. Oralarda bal varmış. Bana ovalak keseceğini söyledi. Ben bilmiyorum tabii. Bal vereceğini söyledi. O balı dedi bulamazsın dedi başka bir yerde. Yani parayla falan dedi bulamazsın dedi. Sen dedi ben sana oradan dedi bal vereyim. Tam olarak şu karşı taraftaki direğin oradan aldınız sanırım. Evet, evet buradan. Şuradan aldım. Bu yol böyle değildi tabii. Şöyle geldi. Tek yani bu yol. Evet. Nereden geldiğini bilmem. Burada çuval yanında elinde böyle yanında elinde böyle. Bana böyle yaptı. Dur dedi ben durdum. Ondan sonra ne tarafa gidiyorsun dedim. Adama o bana sordu. Sen ne tarafa gidiyorsun dedi. Ben de dedim ben Ankara'ya kadar gidiyorum dedim. Ben dedi Karaman'a doğru gidiyorum. Beni bırakır mısın dedi. Atla dedim. Baktım çuval. Baktım adamın üstü başı şey kapıyı açınca. Bir dakika dedim. Araba çünkü yatıyorum ben arabada. Dur dedim üstünü başını bir şey yap. Baktım çuval da pis. Dedim çuvalı bagaja koyalım. Bagaja koydum. Dedim kardeşim bak şu üstünü başını dedim bir şey yap. Kendini topla. Şuradan inen adam ne olur? Ha, kendisi oldu. Buradan mı indi? Ya bilmiyorum artık buradan mı indi? Nereden indi onu bilemem. Buradan inen adam mı gibi? Aynı yani. Kendini buralara sürtersin ya. Aynı öyle üstü başı. Perişan bir haldeydi. Vazgeçme ekibi, gizli tanığın İsmail Bacak'la gittikleri yaklaşık 90 kilometre uzaklıktaki
o benzinliğe doğru yola çıktı. Siz İsmail Bey'in Mut'un 30 kilometre gerisinden aldınız, sonra evet, buraya mı getirdiniz? Doğrudur. Gelirken Mut'un içinden işte muz falan almıştık. Onları yedik arabada. Su da almıştık. Gelirken yaz günü olduğu için buranın da çayı iyidir. Daha önceden de geçmedim ama şöyle dağ başı olduğu için hoşuma gitti. Şuradaydım, birer çay içelim. Elini yüzünü falan ben burada yıkattım. O parmak meselesi, o tırnak meselesi mevzusu zaten arabada söylediği zaman bu benim tırnağımla o biraderinin tırnağının ikiye ayrılmış olması falan konuşmalarımız burada oldu. Beni burada kendisini bırakmaya ikna etmeye çalıştı. Bayağı bir burada biz oturduk. Yani bir yarım saat falan oturduk. İki bardak çay o içti, iki bardak çay da ben içtim. Sahibini biliyorum. İsmail de biliyor, buranın sahibini de biliyor. İsmail o benzinlikte inip nereye gitti? Siz İsmail Bacağı tam olarak bu mevkide nereye bıraktınız? Polis arabası görüyor musunuz? Onun 10 metre ilerisine. Orada indi, çuvalını da oraya teslim ettim eline. Oradan ben geri geldim bu tarafa. Tekrar aynı yoldan şuradan girdim, böyle çıktım. Burada telefonla konuştuğu zaman şu mevkiyi verdi bak. Kozlu Bucak Ağaç. Ha, bu kavşaklarda benzinlik var. Benzinliğe gel dedi bu vatandaşa. Kavşak burası, bıraktığım yer benim burası. Ben buradan Ankara'ya doğru devam ettim. İsmail Bey telefonda yanınızda arabada mı, kimle nasıl konuştu? Şimdi 20'ye yakın telefon görüşmesi yaptı. İşi varmış. Beni dedi bırakmıyor. Sen gel dedi, beni bu benzinlikten al. Yer kaç gibi bıraktınız peki buraya? 11 falan olmuştur. Öğleye geliyordu. Yer burası yani kesin. 2 daha 4. İsmail'i gördüğüm kadar eminim yer burası. Kitabından Kur'an'la uyuyor musun? Yemin ettirim bu adama. Bir şey söyleyeceğim, bir sakin olun. Bak az önce BTR... Bir dakika. Hayır. Yemin etsin. Bir dakika. Bu adam. Gizli Tanrı'nın yüzünü kapattık. Çünkü yetkililer bizden onu istediler. Çünkü Rukiye'yi iyi ki kapatmışız. Sen de dedin ki ben seni... Sibaratlık yapıyor. Senin kocanın katili bulunsun diye. İki aydır beni oyalıyor. Senin... Bir oradan tutuluyor, hayır, bir oradan tutuluyor, hayır, bir oradan tutuluyor. Senin kocanın katili bulunsun diye adam ta Ankara'dan oraya geldi. Ankara Mankara değil, Krobar Marası'nda bu adam. Şimdi, adını Maria şey atıyor, Ankara atıyor. Bir abla. Bu kadar deli şey, değiliz, divana değiliz, yeter. Bir şey anlatabilir miyim? Söyle verin. O olayın olduğunda Hüsnü Kır'ın yandaydı İsmail Bacak. Niye benim abim yana dün rey... Hayır, ne yaptı ya, yana rey... Dinle, şahidi var ya. Neredeydi dedi bir saniye. Neredeydi dedi? İsmail Bacak Hüsnü Kır'ın yanında yerli bir mevkisinde duruyordu. Bak Veli, eğer öyleyse sabah 06:49'da Hüsnü Kır İsmail Bacak'ı ödemeli arıyor. Madem yanındaysa niye telefon? Hayır. Yanda. Ama HTS kayıtları var. HTS kayıtlarından gör. Mesut Göktaş ait. Dedim ben bak korkma, yalan dönüyor bu olayda. Yalan dönüyor. Yalan. Ya dinlesene. Hayır, ben kabul etmiyorum. Yalan. İstediğin kadar etme. Bu olaylarım İsmail'im üstüne girmeye çalışılıyor. İstediğin kadar etme. İsmail cahil onu. İsmail'in dinlemek zorunda mıyız İdem abi? Dinlemek zorunda değiliz, sen gel ya. Çıkarım katili. Çıkarım. Sessiz ol. Abi. Çıkarım. Abi. Çıkarım. Abi. Abi. Bizim dağıt yapmayın. Bizim burada tutmayın. Abi suç duyuyorsan istemiyorsan suçu itiraf et. Müsaade edin. Bağırmaya devam edecek misiniz? Nide var bak bu da çıktı. Gerçekten çıktım burada. Gerçekten çıktım. Seni buluyor sen bu. Rahatla bağır. Benim bağır. Mehmet'e nereye kadar ya? Dostluyu oyalamazsın. Biz niye tutmuyoruz yalancı şahit? Rukiye Hanım, sizi diğer stüdyoya almak zorundayım. Abinlerle konuşamıyorum o zaman. Diğer stüdyoya gider misin? Veli dur. Diğer...
Sakin ol. Hayır, Veli evet. Bağırma bak. Evet. Sen de Rukiye'den şey yapıyorsun, sen de bağırarak bu işler İsmail olmaz. İsmail gidince bağırmaya başladı Veli. Evet. Hayır, evet. İsmail gidince bağıramıyor. Tamam, bir dakika. Benim abim orada haksızlığa uğruyor. Veli, telefonu niye kapanıyor? Veli, niye elinden alınıyor? Veli, bir bana sakin olur musun? Pardon. Ben sana şunu söyleyeyim. Devletin kayıtlarına göre sen Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamıyor musun? Yaşıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorsun. Evet. Mersin Silifke'de bir ilimizde yaşıyorsun. Evet. Orada HTS kayıtları diye bir şey var kardeşim. Evet. İsmail'i bir görelim bir yandan da. Bir ya geleceğim şimdi İsmail'e. Bir dakika bekle Pakize. Şimdi bak kardeşim benim. HTS kayıtlarını sen diyorsun ki Hüsnü Kır'la diyorsun İsmail Bacak yan yana. Eğer Hüsnü Kır'la İsmail Bacak yan yanaysa. Şimdi sen ben Orhan Bey'in yanındayım ya. Evet. Ben Orhan Bey'in yanındaysam ben Orhan Bey'i nasıl arayabilirim değil mi? Niye arasın? Senin kardeşin, abin ne oluyorsa İsmail Hüsnü Kır'ı saat 06.49'da telefonda arıyor. Bak. Devletin verdiği belgelere göre. Anlatabildim mi? Tamam. Bir dakika. Hatta şunu söyleyeceğim. İsmail'i bir göreyim lütfen. İsmail'i bir göreyim. Buna İsmail yanıt versin. Sen onun telefonu canım. İsmail duyuyor musun beni? Duyuyorum Nidem abla. Tamam. İsmail. Şimdi bak sen diyorsun ki ben orada değildim. Ben o adamla gizli tanığın arabasına ya da kamyonuna binmedim. Hatta o benim abimin de parmağı ayrıktı. O muhabbeti yapmadım. Yanımda çuval yoktu. Ben asla orada değildim diyorsun. Evet. Ama senin o sırada evet. Adam şey de diyor ki gizli tanık da diyor ki hayır diyor oradaydı. Sen yaylada mısın yoksa o yolun evet. Orada mısın? Neredesin sen o sırada? Sabah neredesin sen? Yerlibel Ermenek Yerlibel yaylasında Hüsnü Kır, Süleyman Kır, Hürü Kır, Mesut yok bunlar bana şahit oldular. Hayır İsmail sen madem Hüsnü Kır'ın yanındaysan yanında olduğun bir adamı ödemeli niye telefonla arıyorsun? Şimdi hayvanlarımız belki dağılmıştır ondan arayabilmişindir Nidem abla. Bak saat diyor ki gizli tanık yarımda diyor onlarca telefon görüşmesi yaptı diyor. Saat 07.14'te Emine Gök'ü aramışsın. Emine Gök kim? Teyzem oğlum. Teyzen 17 dakika teyzenle ne konuştun İsmail? Ya şimdi şey konuşmuş olabilir, biz göçebe olacağız, su sormuş olabilir, nerede oturuyoruz? Cinayetin sabahı, bak cinayetin sabahı, gizli tanık da diyor ki arabama bindi diyor, sürekli diyor, hatta diyor kontürü yoktu diyor, o sırada birinden kontür istemiş, kontür sana göndermişler, sen her ne kadar kabul etmesen de o adamın arabasına bindiğinden, bu arada o arabanın orada olduğunu gösteren fotoğrafa jandarma ulaşmış. Yani beyefendi doğru söylüyor, o tarihte kendi aracıyla beraber orada. Hayır. Evet orada fotoğraf var. Orada kendisi de orada. Sen evet sen de aynı kendisi yerdesin. De baz bak sen yaylada değilsin. Değil mi Orhan Bey? Yaylada değil. Yumrutepe denen bir yere denk geliyor. Sen yaylada değilsin. Sen normalde o saatte o yolun orada ne işin var senin İsmail? Nereden geliyordun? Sen nereye gidiyordun? Ben aynıdan o Yerlibel mevkisindeydim o anda. Hayır. Nerede Orhan Bey söyler misiniz? Yumrutepe denen bir yer var aşağıda. Aşağıdasın. Yaylada değilsin. Sen o sırada yaylada değilsin. İsmail neredesin? O çuvalın içinde ne vardı? Ermenek. Yerli belli yaylasını dedim. Neden abla? Gizli tanık hattaymış şu anda. Duyuyor musunuz beni beyefendi? Duyuyorum efendim. Duyuyorum. Şimdi İsmail ısrarla sizin aracınıza binmediğini söylüyor. Peki. Çok basit şeyler. Ben 2-3 tane sorum olacak. Sorabilir miyim? Tabii ki buyurun. Birinci soruyu alayım önce. Birinci soru. Rukiye Hanım'a sorabilir miyim ilk sorumu? Sor bir Rukiye Hanım'a. Rukiye Hanım siz ekmek yapıyor musunuz kaldığınız yerde? Ekmek yapıyoruz evet. Tamam. Ekmek. Nasıl bir ekmek yapıyorsunuz? Merak mı ettin onları? Evet efendim. Niye merak ettin? Hayırdır? Bu şeyini değiştirecek. Söyler misiniz? Merak ettin şeyi mi? Söyle niye merak ettin? Sebebini de merak ettin. Mercan Hanım beni duyuyor mu acaba? O yayını ben evet. Seyredemiyorum. Evet duyabiliyorum abicim. Bazlama atılır bazlama. Ha, bazlama. Evet. Bazlamadan bahsediyor. Evet. Şimdi bunu bu yayını jandarma dinliyor. Tamam mı? Evet. Yasak da dinliyor. Tamam mı? Evet. Ben bunu nereden biliyorum? Bazlamanın ince bir bazlama arabanın içinde olduğunu, o torbanın üstünde olduğunu. Ha torbada bazlama vardı. Bazlama yaptığını nereden biliyorum? Ya saçmalıyorsun. Saçmalıyorsun. Hemşerim adresini bir... Rukiye sesini aldım. Buyurun efendim. Didem Hanım beni duyuyor musunuz? Duyuyoruz şimdi evet. Yani o çuvalın üstünde bakın, bazlama mı vardı? Lütfen efendim lütfen. Beni önce dinler misiniz? Lütfen. Dinliyorum tamam. Lütfen.
Şimdi o arkadaşlar şöyle diyor ama benim ağrıma gidiyor. Eğer benim yanlış bir hareketim, yalanımı yakalarsanız benim yüzümü falan, ismimi, soyadımı, her şeyi verin ve açın. Yok, tamam, ben şu anda Sayın Savcı'ya, beyefendi bakın, siz de söylemeyin. Evet. Biz çünkü Sayın Savcı'ya söz verdik, jandarmaya evet. söz verdik. O yüzden ha. sizin yüzünüzü kapattık, söz siz verdiğimiz için de sözümüzde duruyoruz. Sayın Savcı, evet biliyorum. Sayın Savcı'ma söz verdik, Sayın Jandarma çalışanlarında da oradaki JASA'da söz verdik. Çok önemli bir tanıktır. O yüzden lütfen yüzünü kapatın diye beyefendinin böyle bir talebi yoktu. Fakat JASA'd bizden bir talebi... Şimdi bakın ben... Ben size şunu sorayım. O şeyin üzerinde, evet. çuvalın üzerinde bazlama mı vardı? Ekmek mi vardı? Evet efendim. İfadem de var. Bakın bir şey daha var. Daha iki tane sorum daha var. Alayım ikinci soruyu. İkinci soruya geçelim. Benim bıraktığım yer nereye gidiyor İsmail? Nasıl? Ne dedi? Benim bıraktığım yer nereye gidiyor diyor. Evet. Nereye gidiyor? Antalya'ya kadar gidiyor mu İsmail orası? İsmail cevap ver. Bıraktığı yer nereye kadar gidiyor? Ben o sıra zaten oraya bırakmadı da ben o adamı tanımıyorum da neden abla nasıl... Tanımıyorsun şimdi, değil mi? Tanımıyorsun. Tamam, onu da kabul ediyorum. Ben öyle arabaya da binmedim ben. Ben onu da kabul ediyorum. Ben hepsini ispat edeceğim size Didem Hanım. Hepsini. Tek tek ama kargaşaya gelmeden, tamam mı? Tek tek. Güzel güzel konuşuyorlar. Bıraktığınız yer nereye gidiyordu? Cevabını verin. Siz verin. Bana Antalya'ya kadar gittiğini söyledi. Antalya'ya tamam kadar mı? Gittiğini söyledi. Evet. Şimdi rahmetlinin oğluna döner misiniz? Murat veya abisi. Murat. Onu görebilir miyim? Murat'a döndük. Tamam. Tamam. Murat'cığım beni duyuyor musun? Duyuyorum abicim, buyur. Bu hanımefendinin ailesini iyi tanıyor musunuz? Ailesi derken çok da iyi tanımıyorum. İçerini bilmiyorum. Akrabalarından bir şey soracağım da. He. Tamam, sor abicim. Bu Manavgat tarafında veya Serik tarafında bunların akrabası var mı? Vallahi ben var, o kadar bilmiyorum. Var diyor. Var diyor. Bir dakika dur. Murat bilmiyor. Beyefendi. Veli var diyor Veli. Var. İyi bir. Didem Hanımcığım. İyi bir lan, var işte. Adam biliyor. Bak, bunları soruyor. Var. Ben nereden biliyorum bunların akrabası olduğunu? Tamam. Bu telefonda konuşulurken bakın. Bu telefonda konuşulurken %90 diyorum. Bak %100 demiyorum. %90, %80 bu vatandaşı almaya Serik'ten geldiler. O vatandaş geldi. Tamam. Kimmiş o? Anlatabildim mi? Ben ne bileyim seni, Serik'te var. Demek akrabamız var. Kim? Ben tanımıyorum. İşte tanıyor. Var diyorsun. Kim diyorsun? Ben, sen Murat ne dedin? Gerçekten sen bir şey dedin demek ki yok da ben var diyorum. Nerede var mı? Ya Veli Allah aşkına. Şaka mı? Adam biliyor. Sen biliyorsun. Ne söylüyorsun? Şimdi abi şöyle doğrusu var. İsmail'e de doğru bir şey söylemiş. Şimdi bak bir şey söyleyeyim. Adam bir yol geçiyor Antalya'ya oradan. Bir dakika. Sen Hüsnü Kır'ın yanında mıydın? İsmail. Bir dakika beyefendi. İsmail, sen Hüsnü Kır'ın yanında olduğunu söylüyorsun değil mi? Evet. O anda hayvanlarımızın başındaydık. Tamam. Beraberse Hüsnü Kır'la berabersen. Beraber olduğun adam sana kontür gönderiyor. Onun üzerinden telefon görüşmesi neden gerçekleştiriyorsun o zaman? Hayır. Yan yana sayı. Kontürüm olmasa Hüsnü Kır'ı ödemeli yaparım, ondan kontür yapmışsın şey zaten. Yapmışsın, kontür gönder. Yapmışsın. Sen Hüsnü Kır'la beraber değilsin İsmail. Bak sen o sırada Hüsnü Kır'la aynı yerde değilsin. Ona da bakacağım. Vallahi, bir baksanıza Hüsnü Kır'a bakın. Neyden abla, olayın olduğunda ben oradayım. Ama inanmıyorsanız o Hüsnü nerede? Şahitlerime de sorabilirsiniz. Hüsnü nerede o sırada? Rukiye ne söylüyorsun bu arada? Sen söyle, tamam Rukiye sen söyle. Ya hangi baydan söylemiş? Hangi baydan yüklettirmiş? Bir bu dokümanını bulsanız da bayının. Kontürü sorun. Hangi baydan dokümanını araştırın. Hangi baydan yüklettirmiş İsmail Bacak telefonuna kontürü? Hüsnü Kır göndermiş. Hayır. Hüsnü Kır ile abim aynı yerdeydin. Ben yanda olduğundan bir yere gittiğinde burada... Bu kontrolüm olmadığında ödemeler yapıyordum. Oradan o yüklüyordum benim kontrolüm olmadığında. O gün sana Hüsnü Kır Can'da kontür gönderdi mi göndermedi mi? Onu söyle bana bir daha. Abla orada ben zaten o zaman yandım. Orada bana kontür gönderen olmadı. Ben de adam. Az önce gönderdi. Göndermiş de olabilir dedi. Orada göndermiş de olabilir dedi. Eniştem her zaman için atıyor. Şöyle söyleyeyim İsmail. İsmail dinle. Hüsnü Kır'la görüştüğünde sen Yumrutepe denen yerdesin. O ise yaylada.
Yani sizin Ermenek yaylasında. Yani sen orada değilsin. İsmail yaylada değilsin sen. Onun yanında hayır, değilsin sen. Hayır ben yayla dinle zaten. Bir yere vurgu yapmak istiyorum ben. Yok. Senin baz istasyonun senin yaylada olmadığını gösteriyor. Bak sen. Mesut yok da orada o anda. Ya Allah'ını seversen ya. Sabah saat 06.49'da Hüsnü Kır. Hüsnü Kır İsmail bacağı ödemeli arıyor. Sonra da kontür gönderiyor sana. Allah aşkına İsmail biz bunu kafamızdan uydurmuyoruz ki. Gizli tanının üçüncü sorusu nedir? Sordum üçüncü soruyu. Sormadım. Didem Hanım. Ha buyur. Beni dinliyor musunuz? Dinliyorum. İsmail Bey'e söyler misiniz? O tarihte kullandığı telefonu hatırlıyor mu? Siz söyleyin markasını. Söyleyin. Uzun, ince uzun, tuşlu bir telefon. Bunun markası ilçe jandarmada var, jandarma komutanda var. Çok iyi biliyor. Ben şu an teyit etmek istiyorum. Hatırlıyor mu kullandığı telefonu? Kullandı. Çelik kasalı bir telefon muydu? İsmail kullandığın telefon nasıl bir telefondu? Bilmiyorum abla. Abla o sıra bilmiyorum. Şimdi Mercan'a döner misiniz? Aynı hat yani. Lütfen Mercan'a döner misiniz? Sorar mısınız? Hatırlıyor muymuş veya Murat hatırlıyor muymuş bunları? Telefonu nereden hatırlayacak hatırlıyor musunuz? Biz onlarla karıştığımız dönemlerde bunların elindeki telefonlar tuşlu telefondu abicim. Tuşlu muydu telefon? Bakın, kameralı telefon yoktu bizim elimizde. Abi anlamadım beyefendi. Metal. Çünkü çelik metal. Tamam mı? Alt tarafı siyah tuşların olduğu. Evet. Eski tip o tarz telefonlardı. Aynen. Ben şunu merak ediyorum. O çuvalın içinde ne vardı ya? Silah bakın, olabilir mi? Yine söylüyorum. Bu olaydan sonra ben Ankara'da dış kapıda silah satanlar var. Biliyor musunuz? Ne var? Silah satanlar. Bilmiyorum. Orhan Bey. Orhan Bey beni dinliyor musunuz? Dinliyorum. Konuşmak istiyorum. Buyurun. Siz polis memuru bir arkadaşsınız. Ben oraya gittim. Evet. Silah satanlara. Dedim ki arkadaşım bu katlandığı zaman ne olur? Dedi ki bana 70 silah dedi 80 santim arası olur dedi. Doğru. En fazla dedi. Doğru. Bunun dedi üstü olmaz. Biz ölçüm yaptık. Doğru. Uçmalı şeyinde. %70'e geliyor efendim. Üstünde de bunun bazlama vardı. İnce yapılmış bazlama. Peki ben çuval ağır mıydı? Çuval ağır mıydı? Çuval çok hafifti diyorum. Ben size anlatıyorum. Anlatabildim mi? Ben bu kadar teferruatı bilemem. Bu adam bir arabamda olmasaydı. Tek kelime daha söyleyeceğim. Bir kelime daha. Tek kelime. Mutu geçtik. Rampaya çıktık o daha sardığımızda çay içme yerleri var, dinlenme yerleri. Tamam, şimdi Ayşegül size kameralar gösterdi. Evet. Şeyle, Taner'le birlikte. Oranın eski sahibi vardır, kel kafalı. İsmi de Ali'ymiş, yeni gittiğimizde öğrendik. Tamam mı? Evet. O vatandaşı dahi hatırlıyorum. Biz orada gittiğimizde İsmail'in saçları diken dikendi böyle. Tamam mı? Kendi. Derlemiş bir vaziyette hani bir insan saçlarını falan şey yapar ya aynı öyleydi. Ben bu kadar teferruatı bilemem. Bir şey soracağım. Oradan bakın. Yürüyerek bir dakika beyefendi. Yürüyerek aşağı inmek mümkün mü? Bizim oradan mı? Evet. Gizli yol var. Kestirme yol var işte oradan. Biz bilmiyoruz. Siz neleri bilmesin? Biz bilmiyoruz. Yalan çekçilik yapmayın. Yanarsınız bak. Allah'ın huzurunda. Bak Cenab-ı Allah'ın huzurunda. Doğruları söyle. İçeriye göre. Gerçeği konuşun. Bir şey diyeceğim ben sana. Sen benim babamın elinin böyle kaldığındaki size Allah bunun hesabını soracak demiş lafını. Son sözünü söylediniz adamın. Bu iki aydır ben buradayım. Bu hiç konuşulmadı. Sen nereden biliyorsun beni? Sen nereden? Rukiye demedin mi? Siz burada yapılmadı mı? Rukiye anlattı bunu. Bir dakika. Sen Rukiye'nin yoluna yanacaksın. Yanarım. Ben kardeşim yanarım. Yan o zaman abi. Yanarım. Burada kız kardeşimi mecbur savunacak. Ben savunmuyorum. Kötülüğüyle savunuyorum. Niye mecbursun? İyiliğiyle savunuyorum. Tamam da niye mecbursun Veli? Niye mecburum? Senin kardeşim. Benim kardeşim. Tamam. Anamdan kardeşim. Tamam kardeşim anlarım haklısın da. Sen neye savunuyorsun Murat'ı? Tamam da benim kardeşim. Niye savunuyorsun Murat'ı? Benim kardeşime iftira atılıyor ama. Benim kardeşim tetik çekti Veli. Nerede tetik çekti? Var mı elinde delilin? Var kendi üstünde var delil. Hayır, ben kabul etmiyorum. Şimdi gelelim o delillere. Rukiye'yi buraya alalım arkadaşlar. Bir sakin olun. Şimdi biraz daha bir canlandırma yapacağız.
canlandırma yapacağız. Birincisi merak ettiğimiz konu şu. Rukiye gelsin buraya lütfen. Birinci, Rukiye beni duyuyor mu? Birincisi merak ettiğimiz konulardan bir tanesi. Lütfen sakin olmanızı istiyorum. Sizden de sakin olmanızı istiyorum. Biz sakiniz Zidem Hanım. Biz de sakiniz. Değilsin de. Neyse dur dur. Birincisi sevgili izleyiciler merak ettiğimiz mesele şu. Şimdi Barut izi üzerinde bu kadar yoğun nasıl çıkar? Canlandırmalı yapacağız bunu. Ve kocasının o sırada kafası ciddi anlamda hasar görmüş, darbe görmüş birine sarıldığını söylüyor. Hatta şöyle söyleyeyim, Rukiye buraya gelirken kafatasının sağ gözüne kadar bölüm, nasıl Orhan bir tarif edelim? Yani nasıl? sağ tarafında gözü sağlam, diğer kısım yok. Sol taraf yok. Gel Rukiye. Senin kocanın, bir daha ben tarif edeyim, doğru mu tarif ediyorum? Benden tarif edelim. Sol taraf kocanın yok değil mi? Parçalanmış. Bu taraf. Sol taraf olmuyor ya, sağ taraf olması lazım. Yani. Ardından vurulu da nasıl sol taraf olur? Özlem Hanım. Şuradan vurulan. Yani burada çelişkili bir adam mı sormak istiyorsunuz? Çelişkiye mi çekmek neresinden istiyorsunuz? Neresinden vurulmuş? İki aydır. Arnı çatına vurulan adamın burası. Ben kanı buradan fark ettim. Adamın arnı çatı. Mercan o kadar biliyor her şeyi, ispatlıyor. Bu basit Mercan'ın geldiği saat 6'ydı. Ben onun ki 15 dakika arasında kucakladım. Kan çıkmaya da bilir, çıkadabilir. Tamam. Niye Mercan? Mercan'ın geldiği saat 5 saat önce. 5 saat sonra geldi. İki sorunun yanıtını merak ediyoruz. Birincisi bu kadar sıvı. Niye babamın izi kan? Babasının izi kan aldıysa 5 saat sonra geldi. Tabii elbette ya kan çıkacak. Neresinden vurulmuştu adam diyorsun? Arnı çatından. Ha. Silah dayanarak yapılmış. Demek ki ne? Ben o arada zaten kendimi kaybettim. Dengem belki de adam içeride attı. Bir dakika kız özür dilerim. Çok özür dilerim. Silah buraya mı dayanmış? Evet. Ha. Buraya mı geldik? Bu noktada mıyız şimdi? Evet, bu noktadayız. Ben hep bu noktadaydım zaten. Yok değildim. Sen hep dışarıdaydın. Barakanın dışındaydın. Barakanın içi de olabilir, dışı da diyorum ben. Sayın memurum o anda dengemi kaybettim. Belki de içeriden çıktı gitti. Bu anda dengem kaybolmuş. Benim çocuğum ağlıyor. Ben farkında bile değilim. Gelelim şu swap'ı yapalım. Buraya gel. Buraya gel. Buraya bizim stajyerimiz. 19 yaşında. Art niyetleri gel getir Buğra. Sigortalı. Sigortalı. Buğracığım. Ya, gel yakışıklı Buğracığım benim canım. Şimdi Orhan Bey, şimdi size, şimdi bunun içinde ne var? Göstereyim böyle. Un. Un sevgili izleyiciler. Swap nasıl? Çok yakın incelikte olacağını düşündüğümüz için. Şimdi ben şöyle bir geri çekileyim. Siz şöyle mi şimdi dursam? Ateşleyen tamam. İnsanda barut yoğunluğu fazla olur diyoruz ya. Hı hı. Evet. Temas edende de tabii ki olacaktır bir miktar. Evet. Havadan bulaşmış olabilir dedi ya Rukiye. Şimdi ben yapınca uçuşmalar da olacaktır. Neresinde çıkmıştır Rukiye'nin swap izleri? Şurası. Bir gösterelim. Şöyle. Şurası şu Rukiye. Bölge. Şu bölgede yoğun bir şekilde senin swap var. Olsun ya, ben kucakladım. Ben hiçbir şeyden korkmuyorum. Ben kucakladım. Sevap da uçabilir. Kan da sıçrıyor. Önceden sen diyorsun ki. Ben mi de sıçrıyor? Önceden ben, sen hayır, diyorsun ki. Bu, önceden. Bu dosya hikayedir. Oyalanmasın. Yeter. Özden. Nidem abla. Çık bu olaydan. Nidem abla. Veli. Canlandırma yapıyoruz. Bizi oyalama. Canlandırma yapıyoruz şu anda. Candan. Biz işimizi ciddiye alıyoruz. Tamam, çalışıyoruz. Yapın. Ben enişleri abi, kim öldürdü öğrenmek istemiyor musun? Nasıl? Enişleri kim öldürdü öğrenmek istemiyor musun? Öğrenmek istemiyor. Bekle. 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 Benim dosyam oyalandı. Böyle, böyle böyle çıkacak bekle. Bu iş. Böyle çıkacak. Sabırlı olacaksın. Böyle çıkacak bu iş. Şimdi neyi göstermeye çalışıyoruz? Ben şu anda temsili olarak barutun patlama anında ateşle, havadan uçuşarak. Evet, ateşleme yapan insana da bulaş. Tabii bu tam anlamıyla böyle birebir değil ama ne kadar bulaşacağını göstermek için bununla yapacağız. Ateş ettiği anda bunun burasında bulunuyor ya, Rukiye'nin burasında bayağı yoğunluk var ya. Şimdi bitişik artık şeyin buraya doğru. Hı hı. Silahın tutulduğunu biliyoruz. O kadar evet, yakınsınız evet, yani. Evet. Öyle düşünün. Yani, evet, en son artık bir dakika, bir dakika. Burada mı? Buraya mı dayanmış? Evet, buraya dayanmış. Barut izi de bu taraftan, kucakladığım tarafta tamam, zaten. Orhan Bey buyurun. Bak buyurun şimdi abi. Yaklaş istersen Ahmet. Sen dur, sen yaklaş. Sen genç dur bir Bura şekilde. Burada değil mi? Burada Ahmet değil Orhan Bey. Burada. Ahmet kameraman Ahmet, arkadaşım. Kameraman. Üflüyorum şu anda. Genel, daha geneli çıkarın. Daha genel. Daha genel. Üflüyorum. Dur. Bakize daha genel. Daha genel. Tamam, şimdi görecek bir dakika. Evet. Bakın tam istediğim de buydu benim. Şimdi ateşleme yaptı ya. Hı-hı. Vücudunun her tarafına yayıldı, bakın dikkat edin. Evet. Bu şimdi ateşleme yapan insanın üzerinde çıkabilecek. Kim Zuhal mı gelecek? Tam anlaşılmıyor, görülmedi Orhan Bey. Ha, yok, görüldü. Görülüyor. Ha, buralarda. Zaten böyle dağılıyor. Evet doğru. Böyle dağılıyor. Görüyorsunuz şimdi, tamam. Zuhal mı temas etsin? Zuhal gel temas gel. Et. Sadece şu dirseğinle şu kısma şöyle bir dokun. Bakın, bulaşmaya bakın. Dön, göster. Ahmet'e. Sadece oraya bulaşmaya bulaş. Bakın. Bu kadar sadece bulaşmış. Evet. Temas halinde bu bulaşma bu kadar olabilir en fazla. Ancak
sen tetiği çektiysen sende bu kadar çok sıvap çıkabilir. Normalde şurada tetiği da. Tetiği çektiysem. Aynen. Bakın Didem Hanım. Tetiği çekmedim ya. Gura başka yerden oldu. Normalde şu kısımlarda, da, evet. Şu kısımlarda da yine böyle bir barut dağılımı varmış ama yıkamış elini ya. Evet. O yüzden çıkmış. Ama tetiği sen çektiğin için buralarda yoğun barut izleri var. Ehe. Tamam abla tamam. Doğru. Gelelim doğru boya meselesine. Doğru dosya doğru yere. Gel buraya uzun doğru uyuyor. Doğru yere varıyorsunuz. Biz 2 aydır oyalanıyoruz. Nidem Hanım gel. Bekle önce boya yapalım. Ben artık sabrımı zorluyor gel, bu olay. Gel yanıma gel. Boya alalım Zuhal getir boyayı. Elimi acıyor. Elimi çekketim. Acı sert yerine vurdum barnağıma acıyor. Nereye vurdun? Şura barnağım şurası acıyor. Aa, şişti. Bak, kötü satır. Olmuş ya. Tamam şimdi boya nerede? Boyamız nerede? Burada sevgili burada Didem Hanım burada. Kan ne kadar bulaşabilir? Nasıl boyayacaksınız bu küçük boya ya? Böyle mi boya aldın? Gözlüğünü çıkart. Fıs fıs yok muydun ya fıs fıs? Ha? Süngerle hadi boya bakayım. Ver bana gözlüğünü Burak. Ver bana. Maskeni de çıkart. Tamam. Tamam nereye bu boyacağım? Bitkisel boya. Yüz boyası. Evet. Hadi buraya yat canım arkaya. Mavi renkle boya da Zuhal. Kırmızı. Maviyle. Yani biz olmaz. Şu anda ekranda biz mavi. Kırmızıyla boyayamayız. Ben sana gösterdiğim şekliyle boya. Boya bakalım. Boya. Abla. Bir dakika. Hangi tarafı? Bir dakika. Sol tarafını boyuyoruz. Evrakta yazdığı şekilde. Orhan Bey bir tarif edin. Neresini boyayacağız? Sol tarafını şu şekilde. Şu alında. Olay yeri tutanağına göre bir tarif edin. Boyuna şöyle kadar in. Evet. Şöyle evet. Evet. Oradan biraz daha koyu yap. Daha koyu. Yardım edeyim Duval, ben. Suyu dök de öyle. Biraz onunla yetken. Parayı biliyor. Evet bir boya bakalım. Bu tarafta mıydı? Evet. Kafa bu tarafta evet, mı parçalandı? Evet, evrak bu şekilde. Aa, kırmızı boya. Olmadı Zuval, suyu çok götürüyorsun. Ha? Islak mendilerler. Suyu çok götürüyor. Evet. Bu dıkız yap biraz. Tabii biz bunu biraz daha farklı bir boya olması lazım. Çok doğru bir boya almamışsınız. Evet. Sprey boya olması olmuyor lazım. Olmuyor ki, belli olmuyor. Olmaz. Orhan abi, yoğurt döküverin. Yoğurt. Aynen. Yoğurt olabilir. Tabii canım, yoğurt hep sıvı. Yoğurt boya. Gel. İyi bak bu şey. Bulaşıver ya. Duvar. Yani sıvı bilader işte. Duvar. Bu tarafta mı Orhan Bey doğru mu yapıyorsunuz? Evet. Bana tarif edin. Doğru Didem Hanım. İyi bak bu boya bu iyi. Bu tarafta aşağı doğru parçalanmış. Buralar kan mı peki? Buralar evet. Orhan Bey. Var orada da var Didem Hanım. Evet. Aşağı doğru inmiş miydi böyle? Tabii. Parçalanmış mı bu taraf? Hı-hı. Bu taraf mı parçalanmış? Sağ taraf. Burası sağ parça. Sağ taraf kastediyorum. Şu kısım komple saçın olduğu yer. Ha, buralar arkalar da şeymiş. Bu tabii, çocuğu tabii. Boyamak ben istemiyoruz. Ben şöyle tuttuğumda bak, şöyle. Yani Rukiye'nin şu anda tuttuğu şekliyle tamam, tutmuş olursa eğer. Tamam Zuhal. Bak şöyle. Ben öyle şöyle tuttum. Ama bana öyle bir defa böyle tuttun. Evet. Kalk Zuhal oradan. Bu şöyle tuttum şöyle sarıldım. Tamam. Onun kafasını göğsüne yasladığını evet, söylüyorsun. Ha? Evet şöyle. O kadar yaşayı yasladım. Ama diğer türlü göğsüme yasladım diyorsun. İlk geldiğin günlerde öyle diyordun. Nidem Hanım şöyle bak. Şöyle kendim biraz şöyle. Biraz yükseldin ya şeyi. Yastığını. Şöyle kafasını kendine doğru çevirmedin hayır, mi? Hayır. Hı? Bak yastığı ama yükseldin. Bak şu arkalar falan kan ama. Elim şöyle bak şu barnağımın şöyle. Şimdi şu parçalanmış beyni mi tuttun? Yastığı yüksel. Bak. Şu beyni burası koca, parçalanmış değil bak, mi Orhan Bey? Tabii o kısım komple yok neredeyse. Koca ben korktum diye sarıldım da şu beş barnağımın beşe kan olduğunu hissettim. Bak dur. Alnı sana değmiyor mu? İşte şöyle. Tamam o zaman işte orada kan olması lazım. Ama bu Mercan'ın anlattığı saat 5 saat sonra ya, benim hemen vurur kan 15 şey saat. Belki bak, de kan çıkmadı. Sağlamışsın. Evet sağladım. Bu kadar mı şey yaptın? Evet. Ne kadar dikkatlisin. Bu kadar bak burası kan. Senin kolunda falan kan olması lazım. Yok bu kadar sokuldum. Kolunu bak hemen bulaştı gördün mü? Bak görüyorsun. Bak ellerin boya oldu. Bile, bak görüyor yani musun? Ne kadar dikkat etsem de olur. Ne kadar dikkat etsem de elimden oldu. Görelim Ahmet. Şöyle. Bak bulaştı. Şuraların bulaştı hemen. Elimden oldu. Özlem Hanım. Nidem Hanım. O zaman bir kanla et parçası çıktığında eşimin öldüğünü bildim ben. Öyle öldüğünü bile bilmiyorum eşimin. Arkası bak buraya ben bir sarılayım. Tamam mı? Sen sarıl. Sol elle bir sarılmışsın. Bak evet. Şöyle sarılıyorsun. Kendine doğru çekiyorsun. Bu elin kanı. Çekmiyorum. Tamam böyle sarıldım diyorsun. Tamam mı? Çekmiyorum. Şöyle. Arkası da çekmiyorum parçalanmış. İşte bak şöyle adam duruyor tamam, ben yastarayım ama arkası şu, da parçalanmış. Şurasına. Şuraya kadar arkası da parçalanmış. En azından o şokla ben falan ne oluyor diye yaparım. Üstüme falan bak şey yaparım yani. İşte bak hiç şöyle olduğu zaman şu beş barnağımın beşi. Ama içerisi karanlık et, ya. Kan ve et parçası olduğu. Kan içerisi et. Karanlık ya nasıl gördün? Nidem Hanım anlatıyorum bak şöyle elimi dayadım ışık yanıyordu. Şöyle aşağı tuttum. Bunu hissettim. Hiç
hiç üstüne bulaşmadı yani. Hayır. Ama ilk geldiğin... Elimin buralara bulaştıysa da yıkadım o anda şeyle, heybetimle. İlk geldiğinde anlatırken... O anda zaten o elimi yıkıp da dengem kayboldu zaten. Ondan sonrası ne oldu ne bitti bilmiyorum. Çok hafif tuttum diyorsun. O kadar evet, dikkatli yani, tuttum ki kan gelmedi diyorsun. Yok tuttum. Bak Mercan'ım kastetti. Saat 5 saat sonra. Mercan bunu kastediyor. Bir babamın eli yüzü. 5 saat sonra geldi. 5 saat elbette kan ikenle. Neden çıkıymaz? Bayağı bir yattım mı öyle çıkar. Şuna müsaade edin abla. Kan boşalması diye bir şey var. Alsana zor. Evet, kan boşalması. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Nasıl? Hocam. Nasıl? Babamla cenaze namazı gördün ya. Hayır inanamıyorum. O şekilde bir de ben boyayayım. Boya tamam sen boya. Tamam sen boya. Babam boyalı olmaz. Çünkü babamda alın yok. Yüz yok. Sadece babam benim gördüğüm yer. Şuradan üstü. Dudağından üstü var. Ama bak, üstü yok. Öyle kastettim. Neyini? Ya bak hele. Ben eniştem. Ben eniştemin. Kendin kendinden durdun. Adamı öldürdün. Siz bu canlı yerde ne yapmaya çalışıyorsunuz? Nidem Hanım? Tamam. Nidem Hanım tamam. Bunu kaçın araştırılıyor? Bunu yoksa bizim sınav yarmaz. Ahmet kardeşi de gelsin buraya ben bir göreyim. Benim kardeşlerim... Analarını çağırın. Orada bilip bilmeden... Bağlandı. O kadın ne dedi? O kadın bence bir şey biliyordu. İşin içine girmek istemedi. Veli Bey'i diğer stüdyoya alalım lütfen. Veli sen git şimdi. İkiniz aynı anda bağırıyorsunuz bacak girsin ailesi ya, yani. Girsin ya girsin. Hadi gitsin. Çağırılacak ona sasta masta değil kameraya bağlanacak. Benim hocamı öldürdük herhalde. Şimdi Didem Hanım bu olay kaynatmanın peşinde de. Şurada gelelim, yapılan şeyde dedi ki. Bir şey göstermek istiyorsun sen. Yok vuruldu dedi ya. Belki 5 dakika sonra çıktı. Belki 10 dakika sonra çıktı diyor. Ama jandarmanın tutanağında tazyiki bir şekilde. Ben burada konuşulan hiçbir şeyi unutmuyorum. Tazyiki bir şekilde. Tazyiki bir şekilde. Bu, karakolda zaten bir saat sonra, bir buçuk saat sonra geldi. Neye kastediyorsun? Niye peşindesin? Vurularak öldürülmüş. Adamın kanı donmamış ki. Adamın kanı sıcak. Tamam. Niye? Ulan, o zaman buralar korkutuyorsun. Abi bu avrat niye böyle diyor? Onu bir soruştur. Murat'tan bir eşek daha lan bulalım. Önce kendinizi Ahmet Mehmet öyle eleştirin. Bizde katil yok. Bizde katil yok. Bizde katil yok. Senin derdini ne yedin benim hocamla? Bir karınca incitmedik. Ne yedin benim hocamla lan senin derdini? Bir karınca. Şunu söyleyeyim bir de.
planla öldürülmüş. Kesinlikle. Bak senin kocan. İşte planı da bu yaptı, tasarıyı da bu yaptı. Senin kocan. Bu evin çatmasını da bilen bu. Yatışını da bilen bu. Tüpün söndürülünü de bu. Her türlü imkanı bu biliyor. Lan kahve sen senden daha mı iyi biliyor? Ne? Murat bu anlattıklarını senden daha mı iyi biliyor? Tabii ki biliyor. Oranın. Sen bilmiyorsun, o biliyor. Adam oranın kurdu olmuş. Nereden pusuya kızacağını, nereden gireceğini. Ya Rukiye Allah aşkına bir dakika ya. Lütfen bize dalga geçme artık ya. Diyorsun ki içeride alnından vurulmuş i̇çeride adam diyorsun. İçeride alnından, içeride vurulmuş adam. Sen niye görmedin? Sen niye görmedin? Nasıl görmezsin? Ben o anda dengem kaybolmuş. Belki de içeride 5-10 dakika sonra çıkardım. Bir dakika gördü. Rukiye. Senin dengenin kaybolması için hiçbir gerekçe yok şu anda. Daha niye? Tüfek patlamamış ki. Nasıl tüfek patlamamış? Adam yaşıyor. Niye nasıl dengen kayboldu da görmüyorsun içeri girdi? Nasıl patlamamış? Evet, bir dakika bak. Karıştırma. Benim demek nasıl istediğim şu. Bir dakika ya. Ya müsaade. Dur. Bak sen tuvalete çıkmışsın evet. Ya. Tuvalete çıktığın anda da olay olmamış. Dengenin bozulacak tuvalete hiçbir şey yok. Oturma üzere çıksın. Senin kapından birisi girse sen bunu görmeyecek misin? Ya nerede göreceğim? Ben lavaboya döndüm. Gecenin oturdum. O sessizliği. İçeride ya Rukiye. Adam böyle barnağın ne? Gerçekten alay vereceksin. Rukiye sen dışarı çıkmışsın adam vurulmuş. Evet. Ben çıkmışım vurulmuş. Demek o ki takip eden takipçi var. Şey söyleyeceğim. Ya sen katili gördün, Murat'ı hayır. Gördün, Murat'ı söylemiyorsun. Ben beraber bu işi ben yaptınız. Ben bunlarda sürünmem. İnsan gibi hemen bağlatırım. Hemen devletin adaleti var, savcısı, hakimi var. Ben onu görsem, kardeşim de olsa, ağam da olsa, ben bu cezayı aldırırdım. Siz o zaman Murat'la işbirliği yaptınız. Erkek gibi niye çıkmıyor? Vurup da niye kaçıyor? Erkek gibi çıksın. Sen katilin artık kafasına şurasına dayanarak ateş ettiğini kabul ediyorsun. Evet, bu içeriden edildi. Beni o anda dengem vermedim. Ben çocuğumu alıyor, ben sonra da fark ettim. O zaman sen Murat'ın vurulduğunu gördün mü? Yeni itiraf ediyorsun. Murat mı yaptı? Bundan başkası olamaz benim hocam. Gözünle gördün mü Murat'ın yaptığını? Ha? Gözünle gördün mü? Ya gözüme ne gerek var? Ne demem? Daha önce bu adamdan dosyası var. Bu adam dosya açmış. O dosya niye açılmış? O dosya açılmasının sebebi de sensin. Sen gidip kocaya söylüyorsun ki Murat bana böyle evet, saldırı yaptı diyorsun. Evet, senin ettim. Ondan başka yani Yılmaz Bey'den başka yanında başka bir şahidin var mı bu olayın olduğuna dair? Nasıl? Bu olayın Murat'ın sana saldırdığına dair herhangi bir şahidin var mı? Var da hep dosyalar kapatıldı. Bir dakika var mı? Kim adı ne? Var dosyayı kapatıldı. Adı ne? Sebeha Hatip gördü mü gözüyle? Gördü mü sana saldırdığını? Orada bağırdığımı duymuş oba. Sen gidiyorsun Yılmaz Koca'ya diyorsun ki Murat bana saldırdı. Adam da sana inanıyor gidiyor dava açıyor. Evet davalık olmuşlar doğru. Evet. Olmuşlar. Hicra Mersin yani ağırlaştırmadan kapatıldı benim dosya. Ama ne hikmetse... Bir erkek DNA'sı değil, bir kadın DNA'sı ya, çıkıyor. Ya Durmuş'un şeytanlığı yaptı onu. Gel bir şey söyleyeceğim. Ben cinayet anında... Durmuş var. Rukiye cinayet anında. Sen bize iki ay boyunca dedin ki kardeşim o barakanın içinden, o dışarıdan hatta ifadelerin de öyle. Oradan diyorsun kocamı öldürdüler diyorsun. İçeride olabilir, şimdi... dışarıda diyorum. Bak geldiğim günden beri aynı şeyi anlatıyorum. İçerideyse, içerideyse. Olabilir. Ben şahit etmiyorum. İçeriden de olabilir, dışarıdan da. İkisinin biri. Rukiye içerideyse katil sensin. İçeride olsa ben silah nerede? Silah nerede? İçeride ise katil sensin. Silah olsun. İsmail'e de silah. Ne yaptınız silahı? Ne yaptınız? Çok silah güzel söylüyor. Nerede? Silahı bulsunlar. Silah ne yaptınız? Sen de. Silah ne yaptınız? Dosya nerede? Sen silahın nerede olduğunu biliyorsun. Kocuğu silah öldürdü. Sen silahın nerede olduğunu biliyorsun. Nerede silah? Yok silah katil attı. Nereye attı? Büyük ihtimalle İsmail'e attı. Nereye attı? Sarnıcam attı. Gördü mü? Söylesin. İsmail. Söylesin ya. Söylesin burada kendini ispatlasın. Sen katili gördün ya da cinayeti sen işledin. Hayır. Dakika bak senin tezgahı. Artı ben bugüne kadar şöyle düşünüyordum. Evet doğru. Rukiye bir anlık bir sinirli bir şey oldu. Tartıştılar. Oldu. Ve o tartışma ben artık bunun planlı bir cinayet olduğunu evet, düşünüyorum. Evet planlı olduğunu yani. Düşünüyorum. Çünkü o kadar çok planlı olmuş ki. O kadar çok planlı olmuş ki. Artık senin kocan Karaman'da bu abilerinde ne yaşadıysa. Sen o iki gün boyunca kafanda evet. Planlamışsın. Tamam mı kardeşim? Oldu. Sonrasında planlayarak ve tasarlayarak ya katilin cinayet işlediğini biliyorsun ya da cinayeti sen işledin. Doğru, ben önce seni yani iyi niyet gösteriyordum. Diyordum ki ya bir şey evet. Oldu sinirlendi kontrol evet. Edemedi kendisini. Bu evet. Da iyi niyet olamaz da. Biz sinir anında tetiği evet. Çektiğini düşünüyordum. Tamam ama silah çektim onu. Ben artık. Ya devletin karakolu silah ne bulmadı orada. Ama Didem Hanım ben ne? Bir aydır yayında da ve yayın arkasında yayın müdürünüze de koordinatörünüze de bunun İsmail abisi niye gelmiyor diye size söylüyorum değil mi?
Geldi İsmail Bey ama sonra ısrarla dönmek istedi. Ya bir gün kaldı bir gün. Ceyo dedi gitti. Ya benim kardeşlerim tapır tapır hiçbir suçları olmadıkları halde buraya ya getirdim. Ya nerededir önce? Günlerce kalabiliyorlarsa. Nerede olmadın Adal? Olmadın Adal. Elinde dosya var mı kız? Bunun kardeşlerimin hepsi. Benim kayınlarla sormuyor. Kolunla, uçanla, kızınla var sorunu. Hepsini, hepsi bunu biliyor. Benim babam benim hocam. Ölümünün sebebini, öldürdüğünü hepsi biliyor. Yiyeceksiniz. İspatlayın şurada kendinizi. Bir de Dilan ola. Ben bu arada şunu açıklayayım. Nur Sultan'ın... İsmail! Nidem var bir şey söyle. İsmail nereye inan? Bak önemli gelişme açıklayacağım. Bunlar durmuşlar Murat'ın eli var! Ya. Önemli... Abim nereye inan alıyor? Senin kızın savcıya konuştu. Çok güzel. Konuştum. Gözünüz aydın. Nur Sultan konuştu. Konuştum. Benim konuşacak işim yok ki. Nur Sultan. Bir de istersen. Nur Sultan çok kritik. Tamam. Çok kritik. Kritik olsun. Çok önemli şeyler açıkladı. Tamam söylesin ya benim hiç korkum yok, çekincemem yok. Ben Allah'tan başka kimseden korkmuyorum. Buyursun ben bunu. Ya annem babamı vurdu derse ne yapacaksın? Desin ya. Desin. Kelepçe yiyeceksin ama desin, o zaman ne olacak? Desin. Allah'tan başka kimse bilemez kelepçenin kim olduğunu. Hocam geçen gün ne dedi? İsmail'e böyle geri çekildi ben televizyon izliyorum. İnkar et, inkar et diyor. Bunların tek kalesi inkar. Bak. Ne yaparsan yap, şey, suçu işle ama inkar et. Çok iyi bir hatırlatıldım bak. Suçu işle, daha inkar da et bunlar. Bak şunu dinler misin? Bir dinle. Geçen gün burada Nidem Hanım bunu söyledi, yani ihbar verdi kendinden. Tamam, tamam. Dedi ki, ben bunları dedi buradan çıkınca dağda bayırda soruşturacağım, ipucu alacağım dedi. İsmail Bacak buraya el aldı. Bana gel. Önemli bir tanık çıktı. O önemli tanık gitti jandarma onun bilgisine başvurdu. Ve şu anda da gerçekten İsmail çok çelişkili konuşuyor. İnanılmaz çelişkili konuşuyor. Kusura bakma yani. Verdik arayı beraberiz. WhatsApp ihbar hattımız 0549 215 1010. WhatsApp ihbar hattımız 0549 215 1010. Üzülen tutukla diyor. Ya Rukiye diyor ki sevgili izleyiciler neden diyor abimin diyor ifadesine jandarma başvurdu. Bundan daha doğalı olamaz değil mi? Niye ya her şeyi boş ver de silah nerede ya? Niye aklan tutuyor abi? Her şeyi boş silah, ver. Ben silahı buna sor. Bu katil. Ermeni parasına baktınız. Ermenek barajına dağıtma katili içerideydin. Ama kendin dedin ya barajda ya kuyuda dedin. Didem Hanım da dedi ki ne baraj mı dedi. Yok ya ne barajı dedin ben karsak dedim dedi. O sene İsmail abin Ermeni'nin üstünde oturuyormuşmuş İsmail. Ve ben o kayıtlar. İsmail abi bükme. Alalım, sesleri alalım. Aslında sevgili izleyiciler silah bile gerek yokmuş. Swap izi olduğu gibi sağ tarafında var Rukiye. Yargılama yapılmış ve beraat etmiş. Şimdi gelin işin içinden çıkın gerçekten. Yarın tekrar beraberiz. Yarın çok önemli size bir sürprizim olabilir. Nur Sultan'ın ifadesini de açıklayacağım yarın. Yarın sizlerle beraberiz diğer konularla birlikte. Ali Borazan gitmemeye karar verdi. Bakalım ailesi ikna edecekler mi Özlem'i çok merak ediyorum. Yarın tekrar karşınızda olacağız. İyi akşamlar. Hoşçakalın. We'll be right back.